أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى'nın güzel isimleri, âli sıfatları bilen bugünkü şənbə günkü dərsliyimizi Allah Teala razı boladigan huzurində kabul makbul qilingan dərslər qatarında qilishni Allah Teala'dan soraymız. Ve Allah Subhanahu ve Taala'dan zahiri ve batini fitnelerden hemmemizi Allah Teala sahlaştığını sonra dersimizi başlayalımız. Evvelki derste Adem Aleyhisselam'ın hayatlarını perzent körgenlik cayihi yenidik. Allah Subhanahu ve Taala Adem ve Havadan yeryüzüge insanlarını terk etti. Bunlardan her tuğgen vakti de hava analarımız egizek kılıp onlarını biri oğul birini kız kılıp Allah Teala perzentini ata kıldı. Ve 40 perzent bunlardan dünyaya geldi deyip onlarının en evveli Kabil ve Kabil bilen birge tuğulgen kız perzent Kileyma ve onlarının en ahirgi perzendi Abdülmuğif ve umilen birge dünyaya kigen kız perzendi Emetülmuğif deyip mene şu cahaya kigendik. Bugün inşallah Adem Aleyhisselam'ın oğulları Kabil ve Habil ning vaqiyasiga to'xtaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizga bularning vaqiyasini Qur'onda zikr qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Watlu alayhim naba bani adama bil haqq. Iz qarraba qurbanan fatuqibbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala ma qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Maide suresi de Kabil bilen Habil'nin vakiyasını Allah Teala bizge zikir kılıyordu. Adem Aleyhisselam'ın iki perzendini haberini hak bilen ularga oku verin deyordu. Yani bu ötken vakiya hakikat. Hayali inersemez. Allah Teala bu hak ekenliğini bildirip durup ve bunların haberini eğitin. Bunların ikkavı hem kurbanlık kılıçtı deydi. İkkavları kurbanlık kıldı. Bulardan biriden kurbanlığı kabul buldu. İkincisini kurbanlığı kabul bulmadı. Bana şu vakiyelerini ait yaptığında biz nime üçün, nimege kurbanlık kıldı, nimege birininki kabul buldu, nimege birininki kabul bulmadı. Sekin müfessirlerinin sözlerine Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiyle şerhlengen şu vakiyanı bizge kengirak kılıp çüntürüp bergen hadislerge kaytarız. Adem Aleyhisselam perzenlerini vücuduna kegenden keyin kana kılıp üylentirdi. Hemesi Adem'den dünya kegen. Hemesi bir ateni bir ananı perzenler. Kana kılıp üylenişi mümkün. Bizi şeriyetimizde aynı haram bir atanı, bir bala, ananı, perzendi, bir-birge üylenişi, haram. Ularının şeriyeti de dünyaya insan terkaçlığı için Allah Ta'ala misal için bir erkek, bir oğul, bir kız bala tuğul yetti. Keyin yine hud düşündü. Bundan tuğulgen, bunun bilen birge tuğulgen kızını evvelgi bilen tuğulgen oğulge üylentir. İşliğini şeriyette ruhsat bergenidir. Evvelgi de tuğulgen oğulunu keyingi tuğulgen, ikinci merte tuğulgen kızıge üylentirişge Allah Teala izin bergen idi. Ulanın şeriyeti de şun değil.
Şündiniz mi? Şunun için Kabil bilen birge Kilaymat oldu. Habil bilen ise başkası. Şimdi Habil Kabil bilen tuğulgen kızge Kabil'in sinnesi indi Kilaymat. Kabil bilen tuğulgenge üylen mahcup oldu. Kabil kette. Üylen mahcup oldu. Şimdi uçraylı dedi. Kabil ise Habil'in sinirlisi ki Habil bilen birle tuğulgen kızga üyleniş gerekirdi. O sel çırayı yoğuramadı. Kabil haklamadı. Onun bilen tuğulgen onun sinirlisi ki üylenişti. Özü bilen tuğulgen kızga üylenişini haklak kaldı. Ne çıraylıydı. Şeriat buzmakçıdı. Gördünüz mü? Öşelerinin şeriyetindeki şeriyetini yine buzmakçı buluyordu. Bize oylaşımız mümkün kanaka indi o. Şünçeligen buladı mı deysiz o? Bazı adamlar var bizde yani. Hem apasını al yaptı hem sinisini bilen ol yaptı. Yoldan uğrup durup. Biz şeriyetimizde haram. İki onu bir denige üylenişlik. Kıl yapkenler var o. Demek şunda yıkmakçı buldu. Etki yok dedi. Habil'e razım etmem. Beni sinirimge üylenişe razım etmem dedi. Onge men üylenemem dedi. Dedeleri Adem aleyhisselam orta geçirdi. Geçi veriş gerek mesela. Etti ki meyli. İki onlar kurbanlık kılınlar dedi. Kurbanlık kılınlar. Kaysini kurbanlığı kabul olsa şu aladı dedi. Hele git. Şimdi fakarrabe habil cez'aten semineten ve kâne sahibi ganem. Habil ne maklardı? Koy bakar iken. Habil. Çopan iken. Şu vardı da koylarının içinden en semizini alıp alıp geldi de bir tağının tepesine ap çıkıp Allah için kurbanlık kıldı. Kurbanlık kıldı da şimdi teşep koydu. Terkatı baş, şimdi kop koydu. Ularının vakti de kurbanlıkının kabul bolgen alameti asmandan ot çüp öşeni küydürüp yiyip ot yiyiş gerekirdi. Ene şunda bolsa kurbanlık kabul buldu de bilinirdi. Eğer asmandan ot çüp küydürmese demek kurbanlık kabul bulmadı deyken alamet bulardı. Şimdi Kabil koyunu alıp çıkıp soydu. Koydu. Habil. Ama onun ekesi Kabil ise dikkançılık kılardı. Barda da en nevi pes bugün hiç kim ağabeydi gen bir nümesin altta. E beraber abar bir oraya özüm ülenemem bir meymen o beraber deyip de niyetli buzul yapken görüyorsunuz mu? İhlas yoklu ki. E beraber özüm ülenemem deyip. E beraber onge bir meymen deyip de. Hele ki en yaman türünü aldı da dekılıp avarı tağın tepesi yapıp çıkıp mene deyip kurbanlık deyip teşer. Yani kurbanlık deyip bu Allah için bir nesene ihsan kılıç deyip de. Kabul bul yaptı mı yok mu? Fakat koy soyuş nezarda tutulmaydı. Şunerli mi? Şundan al çıkıp teşer. Ot düşüp Habil'nin koyu yani tekip şunu yedi. Orada da yok buldu. Malum buldu ki Habil'nin kurbanlığı kabul buldu. O iktilaylamaya üylenişliği indik gerek. Allah Ta'ala şunu irada kıldı. Habil'ninki ise kabul bulmadı. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Birinden kabul buldu, ikincisinden kabul bulmadı. Neden ne kıladı? قَالَ لَاَقْتُلَنَّكِ Eydi ki, yok, sen gibi koyduğun sinirim yok, öldüremem dedi. Ben seni öldüremem dedi. Gördünüz mü? Hasetini, kelip çıkışı, kör almaslikini, kelip çıkışını, ben seni dedi, öldüremem dedi. Şunda Habil etti ki قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah subhanehu ve ta'ala takvadarlardan kabul kıladı dedi. Takva kıyanında Allah'dan hakikatten hem korkanında seni kabul boyan bulardı. Lakin sen Allah'tan korkmadın dedi. لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطِي يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Eğer sen beni öldüremen de kolunu çözsen hem ben seni kolumu çözmeyim ben dedi. Öldürmekçi o kolunu çözsen ben seni öldüremen de hareketem kılmayayım, kolumu çözmeyim ben. Ben Allah Ta'ala'dan korkanım için şunu da yıkılamam dedi. Eğer korkmayken de benim seni öldürerim dedi. Bu kolunu çözmesliği korkaklık mi o? Kolunu çözmesliği.
Bu Allah'tan korkanlığım için men tiyliyapman dedi. Şunda قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Etki kabulge sen beni öldüredigen bolsan hem meni günahım mı hem özünü günahını arkalaysan dedi. Ben şunu haklı yapman dedi. Beni hem günahımı kötüresin özünü hem günahını kötüresin. Neticede dozak egelerden bolasan bu zalimler düşedigen cay zalimlerin de cezası boladigen cay deyipti. Şimdi Kabil fırsat paylaştı. Habil'ni öldürüş gerek. Singlisini özü üyleniş gerek. Uxlab yatken cayda kette bir taşını köterip geldi de başıge vurdu. Başını yençip şu cayda Habil öldü. Birinci mertte yeryüzünde ölümü sadır buluş diye. Birinci mertte ölüm diyen günah yerde şundan çıkıp geldi. Öldürüşlik uruşlik degen günah şu yerden kep çıktı. Geçe buna kanası yok idi. Şunda karası Habil ülkesi öldü. Hareketlenmeyetti. Sekin ölük cüsseni yelkesiye taşıdı da yine ne kılış gerek bunu? Bilmeydi. Ölük görmegen ne kılış gerek ölgenin cüsseni? Bilmeydi. Şu vakitçe hali hiç kim ölmedi. Birinci mertte ölümü sadır bu duruşluğu. Yelkesi yeteşlep uyakka baradı, bu yakka geledi, ne kılıçtı bilmeydi. Nadamatlendi. Kıyan işiye. Ne kılıçtı. Lekin, tavba kımadı. Nadamatlenişlik başka yeken, tavba kılıçlik başka nesi yeken. Allah-u Teala, فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ Kabul nadametlengenlerden, nadamet çekkenlerden buldu, deyipti. Lekin tavba kıyanlardan demeyipti Allah-u Teala. Kandayı farkı var. Nadametleniş bilen tavba kımegenlik. Kandayı. Nadametle özü tavba emez mi? Misal keltiremiz. Nadametlened. Lekin o nadamet tavbaya dalalat kımeydi insanla. Tavba kıgenliğe dalalat emez. Misali bir adam köp pulu var çönte gidi. Bardı da dökenge barıp şeytan yoldan urup arak içti. Mes buldu. Kuladı. Lay buldu üstleri. Rasva buldu. Üyge yedi. Yatıp ukuladı. Azanla turup nadametlen yaptı da. Yaman buldu da. Yaptı. Arak içken yine nadametlen yaptı. Tavba kıma yaptı. Nadametlen. Değil mi ki? Beri şun tekteki puldun ayrılıp ben. Keçi içip de yaptı. Kuludun ayrılgeni gibi pişeyman kıyaptı. Lekin o nadamat kıyaptı içgeni gibi. Tavba emez de o. Ya Allah günahını kıpmem ben. Neme bol hareken deyken neyse emez de. Şunu içime gelimde çöntekimde pulum turar mı dedi. Öyle yaptı da o. Nadamat kıyaptı. Bu hem Kabil hem Hud düşündüğü nadamat kıyaptı. Öldürüp koydum. İnim o kakak ne makla ben eken. Bir kitemem bu cüsseni deyip nadamatla niyetti. Tavba kıyaptı yok hali. Şimdiden keyin Allah subhanehu ve teala unga şu cüsseni nime kılıçlık gerekliğine Allah Ta'ala yol görsündü. İkide karganı yubardı. İkide kuştu. İkide o Kabil'in gözünü aldı da birbiri bilen çok kuşup uruştu da ikincisini öldürüp koydu. Öldürgenden keyin der o yerini kevlet kevlet de hele yine bağırıp tumşuğu bilen südüre bakıp yerine teş etti çukurge. Ayakları bilen turpak tartıp koydu. Demek bana şimdi kılıç gerek degenler seni görsetti. Allah subhanahu wa ta'ala mena Kur'an'da yetiyipti. فَبَأَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ Allah ta'ala yer titredigen, yer kevledigen kargalar var. Şunaka türüden iki kuşunu, karganı yubardı. Özünün ülkesinin cüssesini kanday kılıp kömüşlük gereğini körsetişlik üçün Allah ta'ala şunu yubardı deyip Kur'an'da. Şunu körsütü bir iş için yuvardı Allah Ta'ala. Ve körgenin keyin kargalar kandayı kıyandı etti ki ya veylete vay olsun ben ya. Şu karga şeyem iş kılamadı mı? Aciz buldu mu? Dedi. Karganı kıyandı işini hem kılamayı yelken de kötere yürüp ben kancadım diye. Dedi. Fe uvari sevete ahi biraderimi cüssesini kömüş ki şunçeligen küçüm yetmepti ya karga kıyandı iş kılamadım. Nadamat çekti diye. Lekin tavba kıyanı yok.
Qabil Qabilni öldürgəndən keyin ukası singlisini alıp Qilaymanı aldı da şu joydan Adam aleyhisselam yaşayarken tağdan kaçıp gitti. Tavba kılıp atasını aldı yıkamadı. Kaçıp gitti. Sahilge ular Adam aleyhisselam tağda yaşardı. Bu Qabil ise sahilge tekislik cayge bir cayge kaçtı dedi. Bazılar Yemen'de Adan şehrige kaçtı dedi beytişerken. Yemen şehrideki Adan'ya karab kaçtı dedi. Bazılar sahilge karab kaçtı dedi. Ana şu cayge karab gitti. Adam aleyhisselamdan közüge görünmesinden bir neçe zaman Adem'den uzakta yaşadı. Adem aleyhisselam ise kalgen perzenleri bilen tağda, sahilde yaşadı. Qabil Habil'ini öldürgeniden keyin Allah Ta'ala Adem aleyhisselam'a Habil'ini ornige rızıklandırıp 40'ta perzendi diye 20 merte tuğulgenide kança tuğulgenide? 40'ta tuğulgenide. Bittesi yalgız tuğulgenide işerken. 41'incisi. Bittesi yalı. Habil'in onunla ki Allah Ta'ala birgen derken. Habil ölgenden ki kız bilen tuğulmadı bu. Yalgız özü tuğulgen iken Şis aleyhisselamını Allah Ta'ala rızıklandırdı. Şis. Allah Ta'ala Habil'in ornige Adem aleyhisselam'a rızıklandırıp Şis aleyhisselam verdi. Lemme tufiye Adem Adem aleyhisselam'ın indi vefat etişliği ve oğlu Şis aleyhisselam'a vefat etiyatken vaxtdayı kılgen vesiyetlerge toxtayımız. Qabil Habil tügedi vakiyası. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın nimesi? Vafatı. Ve Şis Aleyhisselam'a kıyam vesiyeti oğullarına. Adem Aleyhisselam 960 yaşında vafat etti deydi. Adem Aleyhisselam 960 yaşlarda vafat etti. Mene Ebu Hureyre radıyallahu anhu etedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etti. Lemme halakallahu Adem mesaha zahra. Yukarıda ötkenimiz. Adem Aleyhisselam'ın Allah Ta'ala yaratgandan keyin arkasını da siladı. Masahligini şu üçlep silashlikni aytdi. Silaganda kıyamet günü geçeyin boladigan zürriyatlarını, ruhunu Allah Ta'ala şunda yaratıp koydu degani. Ruhları çıktı Adem'in sülbüden. Kıyamet geçey boladigan ruhlar Allah Ta'ala yaratdı. Ve ce'ale beyne ayney kulli insani minhum vabisan min nur. Her bir Adem'in peşanesi iki gözünün ortası geldi. İki gözünün ortada peşine. Şu yerge bir nur koydu. Yaltırıp duradı yani nur kıldı. Adem Aleyhisselam'ın perzenleri. Keyin Adem Aleyhisselam'ı körsetti. Adem Aleyhisselam'da yakaladı. Bütün ruhlarge. Şimdi etti ki Adem Aleyhisselam ya Allah, ya Rabbim. Bu nüme dedi. Degen dedi bu senin zürriyatların dedi. Ne karası Adem Aleyhisselam? Bunların içi de birinin nuru peşanasından çıkıyorken, gözünün arasında çıkıyorken nuru şunaka yaltırlayaptı, başkasınınkinden başka özgeçe. Şimdi ayet ki, ey Rab men hâfe. Ya Allah bu kimdir? Bu, nuru peşanasından yaltırlayaptı dedi. Bu dedi Allah Ta'ala ayet etti. Hâze racul min âhiril ümem min zürriyeti. Zürriyatinizden ümmetlerinin en ahırgısı bugün kişi bu dedi. Kim? Yok. Yok. Davud aleyhisselam. Karayın. Davud aleyhisselamın en ahirgi ümmet deydi yaptı. Ahirgi zaman deydi. Ahirgi zamanda çıkartıken ümmet deydi. Subhanallah. Onun bir kança peygamberler, kança nimeler öttü. He? Şu vakti ya özü kıyamattan korku öğretiken vaktiydi. Ahirgi zaman yakınlaşken de çıkartıken peygamber öşe deydi. Zürriyatinizden. Kim deyin? Davud deydi. Ya Rab ve kem cealte umrahu yaşının içi ümrünü kança kıdınız bunu dedi. Allah Ta'ala kança kıdınız bunu ümrünü deyip soradı. Sonra geldi 60 yıl dedi. Ümrü 60 yıl bunu ümrü dedi. Şimdi Adem Aleyhisselam etti ya Rabbi az yine ziyade kıl koş şunu ümrünü koş ziyade kıl min şefaat bulup ortaya geçeyi şunge. Sen koş gün dedi. Bazı rivayetlerde etedi. Bize etiyipken hadisten başka rivayette etedi ki Allah Ta'ala etti yok. Kalem köterildi. Levh-ül Mahfuz'daki sahifeler, siyahlar kurgadı. 60 yıldır yazılgen ömür. İlla sen özünü ömründen koş veremen diyesen mi öyle dedi. Adem Aleyhisselam'a 1000 yıl ömür yazılgen eken. Şimdiden Adem Aleyhisselam meylemin 40'ını koştum diyen eken. 40 yıl benim ömrümden bir şu Davud Aleyhisselam'a diyen eken. Şundan keyin Allah Ta'ala periştelerini guah kılıp meleklerini yazdırıp koydu. Hele yine. Kitaba kılıp.
Adamın ömrü, Adam Aleyhisselam'ın ömrü bitip 960 yıl öttü. 40 yılını berip koygan. 960 yıldan keyin ölüm periştesi Adam Aleyhisselam'a geldi. Sizi dedi, vaktiniz bitti. Ecel vakti geldi dedi. Şimdi Adam Aleyhisselam etti, ya abi. Hali yine 40 yılın var mı dedi. Emin yıl deyken Allah Ta'ala men geldi. Fecehede Adam. Adam inkar kıldı. Fecehede zürriyet. Adamın zürriyatı şunun için inkar kıladı. Bro karız beyseniz, kaçan senin karız adım deyse, Adam Aleyhisselam şunu dedi, yendik koyu orası. Tanrı var diyor, Tanrı var adı. Ne bu, iblis mi bu, deyip oturmayız da. Adam Aleyhisselam cehet kıldı, inkar kıldı. Allah Ta'ala'nın melekleri kegende. Ölüm periştesi. Zürriyatı inkar kıldı. Adam Aleyhisselam esin çıkar koydu öşe bir kendini. Zürriyatı esin çıkardı. Adam Aleyhisselam hata kıldı cennetteki yeme degen darahını yiyip zürriyatı hata kıldı deydi. Şunun için bizim hata kıl güçlerimiz. Lekin Peygamber Aleyhisselam ne degen? Küllü beni Adam hatta Adam ferzenleri hemez hata kıladı. Lekin yakşısı ise arkasından der o tevbe kıvala degen. Arkasından al. Adam Aleyhisselam hata kıldı. Cennette durup tevbe kıdı. Rabbena zalemna enfusena. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey perverdigara Rabbimiz biz zulüm kıldık özümüzge özümüz. Eğer sen bizi günahımızı keçirmesen biz ziyan kılıçlardan bulamız dedi. Allah Ta'ala tavbasını kabul kıldı. Cennet ne özdeyek? Hatadan keynak tavba kılıçlik. Yetekilermen, inniklermen deygenmez. Demek şunun için insan deygeni unutuvçi deygenler senin keçikken. Adem Aleyhisselam unut vardı, insan namını aldı. Unutuvçi deygen namını aldı. İnsan nisyan deyenden alıngan. Çünkü insan da isimlendi deyenken. Adam aleyhisselam'a yukarıda ettik. Şisini Allah Ta'ala birdi. Perzent kılıp rızıklandırdı. Habılını urnuge. Onun lakabı Hibetullah de namlen geneken. Şisdi. Şis aleyhisselam Yakub olmasa Hibetullah deyişkeneken. Hibetullah deyene Allah Ta'ala onge hibe kıp birdi. Allah Ta'ala'nın hibesi bu. Şunlar kılıp birdi deyken mananı engletirken. Ebu Zer radiyallahu anhu ayetedi. Şiz peygamberlerden, nebilerden buldu. Resul emez, nebi. Bize peygamber deyip eytevremiz, bize uyakta farkına etkemiz. Nebi, Resul mi? Nebilerden buldu. Şiz aleyhisselam. Bunge Ebu Zer radiyallahu anhu keltirgen hadiste Allah Ta'ala 100 sahife çürdü. Ve 4 kitap çürdü. Şiske 50 sahife çürdü deyken. Şis aleyhisselam'a 50 sahifeni çürgeneken. Demek nebi edi. Ölüm Adem aleyhisselam'a ölüm kegen vakti de oğlu şisini çakırıp demek nebi şisini çakırıp onge vesiyet kıldı. Şiske Adem aleyhisselam vesiyet kıla başladı. Keçe ve kündüzünün saatlerini örgetti. Keçede münaka saatler, münçege bölesiz. Gündüzde münaka saatler, münçege bölesiz. Ve şu saatlerde kılınadığın ibadetlerine ait. Falan vakitte, kün meyirge keyinde münaka kılas. Meyirge keyinde münaka kılas deyip, Adem Aleyhisselam şiske ne mekul yaptı? Örgetti. Allah meyyede yetedi ki, Adem Aleyhisselam şis aleyhisselam'a örgetti. Talim verdi. Ustazı kim? Adem. Lekin Şis Aleyhisselam'ın ilmi Adem'de kapamadı deydi. Adem'in ilmi de ilim amadı. Biz de etemiz o. Şagird ustazdan ozer deyimize. Ne için ozmadı Şis Aleyhisselam? Çünkü Adem'e Allah Ta'ala talim birgen idi. Hiç neseni unutmayı, hiç neseni kaldırmazdan Allah'ın talimini alıp gen idi. Şis'e ise Adem unutucu bir insan talim verdi. Onun talimini aksı futbol olarak. Şunun için Allah'ını vergen talimi Adem'deki ilim hiç kimde tapılmaz iken. Ayet edi. Abdullah ibni el-İmam Ahmed ibni Zamra el-Sa'di kala. Bana bu kişi İmam Ahmed özünün oğulları ayet yaptı ki Zamra ibni Sa'di'den. Ra'aytu şeyhen bil-Medine. Medine'de bir şeyhini gördüm. Yetekellem. Gepirip ders verip yatken iken. Şimdi kim bu deyip soradım. Sonrasam. Bu Übey ibni Kahb deyişti. Fakale inna Adem lemme haberahul mağut. Bu kişi ders veriyipken vaktinde işleyipti. Ben şu bizi vakiyelerini yapıyorken de sahabeler. Subhanallah. Hüddü şu dersi ötülüyipken. Felemme
İnna Adem lemme hadar ol mevut. Adem aleyhisselamge ölüm kegen vaxtıda dedi. Ölüm kegende. Qala li banihi. Ballarga qarab aytibdi ki, ey ballarım, men cennetini meyvelerini haklap kaldım dedi. Cennet meyvelerini keltirsenler. Şunu hakla yetmen dedi. Qal fezehebu yetlibune lehu. Balaları ornadın turup, cennet meyvelerini izlep keçti. Karın bir yere, biz o tepede etkenmiz. Cennet asmanda mı yerde mi deyken meselelerini etkenmiz. Cennet yerde. Ular yerde turup kanday kılıp cennet meyvesini izledi. Şünçelik bu nerse birrül valideyn ki birrül valideyn. Atage bogen izgulik şünçelik derecede bogeneken Adem Aleyhisselam'ın oğulları da şu aynı hakla yetmen deyse ilacınız yok ha aynı abi ilişkiye. Hovala dede hazmen hareket kılamayıp çıkıp gitme ilişkiye kendine. İzgulik şünçelik olarken de ne mevzu bu dedemiz sen ne mevzu payen mevzu? Aynı ne mevzu ya tova değmeş gereken de. Adem Aleyhisselam'ın oğulları şünçelik derecede izgülü gidi. Cennet meyvesi yok. Kaydan alamız demedi. Tevekkül kıldı. Allah Ta'ala mümkün çürüp kalar. İbrahim Aleyhisselam'ın cennetten koşkar çıkardı İsmail'in onun diye. Çünkü o şey bir cennet meyvesini izlep varsak bir harcaya da Allah Ta'ala çürse ecebmez ki şu meyveni ap kesek deyip köçede cennet meyvesini izlep yürüyüşüptü. Karayın kançelik, izgülük neyse. Bize dedelerimiz kesel olsa etikede turgen darın ap gibi bir işe içimiz ağır kaladı. Yok eken deyimiz. Kımmet bozu. Ona kası yok eken dede depo kalamız. Şümbülen Fastakbelet humul melaike yolda izle bariyatudu perişteler ularge yoluktu. Ve ema'hum ekfanuhu ve hunutuhu vel mekatil perişteler özü bilen birge kefene bağlayan eken ve miskiler ve yerini kevele edigen gör kavgat kirehlik bugün nemeler adavatlarına agen kuluyen. فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون اي آدم بالله رقائق كتيرسل نما إزليرسل ديد وقالت كي بز ددمز كسل ددمز جنة ميوزن حقلا يبت شوني إزلير يوروبمز ديد ديگن دي قيطورين لها ددن لرني بيگن إن شاء الله قضايا قدر كوني بيگن وفات تدگن كوني قيطين لرين إزلمين لر ديد كلشت فرشتلر هم كلت فرشتلر شون دي كرشي بلن Hava anamız tanıp kaldı periştelerini. Cennette görgen. Hava anamız tanıdı periştelerini. Şimdi fele edip bir Adem. Adem Aleyhisselam panahla mahcup oldu periştelerden. Şimdi Adem Aleyhisselam da karadı. Karısı perişteler. Hava anamız hıma ayakı yaptı. Şimdi etki ileyke enni. Çetrak durun ey hava dedi. Ve inni inneme utitu min kibelik. Nime bala bosa siz sebebi bu gen dedi. Cennetten hem çıktım siz sebebi. Nima bo'lsa, chetda turing endi dedi, farishtalar kelsin dedi. Cennetga olib ketay deb kelyapti dedi endi. Yana to'siyapti da. Shunda nima narsa kelsa sizning keldi dedi. Havo onamizga. Shundan keyin chetroq turdi. Alloh subhanahu va taoloning amri bilan farishtalar, malaklar Adam alayhisalomning ruhini oldi va g'usl qildirib yuvintirdi. Kafanladi. Atirlarini, misklarini setdi. Ve yerini kevleb lehit kıldılar. Onge cenazesini, namazını okuştu. Kabirge koydular. Ve tepelerden turpah tarttı. Geyin etti ki Adem balları, mene bu sizlerini ölümge, ölgen kişilere kıladiyen sünnet emeliyle mene şu dedi. Mene şu neselerini kılıp yerde kömesiler deyip, birinci merti yerde kanday kılıp insanını, ölüyünü, kömüş kerehliğini örgetip gitti. Otu yakıp durup yakıp arasılar demedi. Uçur varasılar demedi. Heykel kılıp katırıp koyasılar isletme için demedi. Demek sünneti yerge, yerden yaralgan insan yerge kaytadı. Ve minha halaknahum insanların şunu yarattık. Ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Onge kaytaramız yerge ve yerden sizlerini kaytıp tiriltirip çıkaramız yaptı Allah Ta'ala. Şunun için esil cayımız, nesil cayımız gayr yer bağrıya aladı. Ve mâta hava ba'dahu bi'am. Hava aleyhisselam, hava analarımız Adem aleyhisselamdan keyin bir yıldan keyin vefat etken eken. Hava anamız Adem aleyhisselamdan keyin bir yıldan keyin vefat etti. Demek hükümge, yerinin işlerini başkarışlıkke, yerde şeriyet işlerini yürgüzüşlükke, nübuvvet, peygamberlik, nübuvvetini başkarıp duruşluk kimge kaldı? Şis aleyhisselamge kaldı. Oğulları
Şiske kaldı. Şis aleyhisselam yerde adillik bilen hüküm yürgüze başladı. Bunlar kayerde? Tağda. Kabil'niki sahilde, o kuruhluk bir başkacaydı. Bunlar özleri Allah'da hükümlerini yürgüze yaptı. Kabil'nin kavmide günah, fasat devam etti. Lekin şirk, Allah'a şirk bu medhal. Günah, fasat, şuna kadar emeller. Şis aleyhisselam yerde adalet bilen başkaradı. Kabil'nin kavmide günahlar ve hatta adam öldürüşlikler köpeğe başladı. Sekin sekin. Birbirlerini öldürerdi. Ve Adem aleyhisselamın sahildeki, tağdaki perzenleri ötüp kalsa, Şis'in kavmi, onlarını yan bazı öldürerdi. Mene İbni Abbas radıyallahu anhu bizge bir Allah Ta'ala'nın Kur'an'daki gen ayetini وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى evvelki ötken cahiliyette yalangaşlengengi okşap yalangaşlenmengler açık saçık bogengi okşap öşe cahiller evvelki vaktteki sizler hem şundey bomengler degen ayetini tefsiride bir acayip bir kıssanı keltirdi. Ularının açık saçık bulup yalangaşlengenliği kendi bogenliği. Eytedi ki İbn-i Batnayn min veledi Adem Adem aleyhisselam'ın bir karından tuğulgen iki perzendi deyetti. Yani havadan tuğulgen Kabil bilen Habil taraf. Kabil ne kıldı? Bölünüp çıkıp gitti sahilge. Habil'niki Şiis Adem aleyhisselam'ın kavmi ise tağda kaldı. Eyti yaptı ki Kabil sahil tarafı karak çıkıp gitti. Ve kâne ehaduhuma yeskunu sahil vel ahar yeskunu cibel. İkincisi ise Adem aleyhisselam tağda yaşardı. Ricalul cibel tağda yaşaydı genlerinin erkekleri, erkişileri yüzleri cüdeyen çıraylık idi. Tağda yaşay, Adem aleyhisselamlık. Erkekleri yüzü çıraylık, ayalları ise selhunikrağıdı. Ve sahilde yaşaydı gen, sahilde yaşaydı genlerinin kabilniki. Erkekleri selhunikrağıyken o ayalları cüde çıraylıyken. Ayalları çıraylıyken. İnne iblis ete racülen. Bir günü iblis aleyhillâne öşe Kabil'nin kavmige hizmet kılışge merdikar bop girdi bir kişinin koluye. İşbami, işbami de mehelleme mehelleme yürüttü. İblis. Adem sureti de. Karayın. Adem sureti de yürüp barıp Kabil'nin kavmiden birini üyüge merdikar bop caylaşıp aldı. Nimeyi ki neyse eyse becerip yürüdü. Hele gene üyüde yürüp. Üyüde yürüp. Keyin bir günü ularge sekin surnay çalışlıkını örgete başladı. Surnayın kanday çalıştı. Ve küy küyleşini örgetti. Birinci bolu başlayan nesesi köçege çıkıp çobanlar koylarını heydeydigen uzun yagaşge okşagen yagaşını aldı da içkevek kamışlar bolad, içkevek bolad. Şunakanı aldı da uyet uyetlerini teşip uyağıdan püflese uyağıdan her kıl tavuşlar çıka başladı. Neyi? Şunu çalıp örgetti. Kabil'nin cemaati ağzı açılıp kaldı hele yeni görüp. Oh! Yakşı neyse geldi. Şeytan birinci bopturup verdi koluyu. Asbab. Ney asbabını verdi? Küyleşini örgetti. Şu yılı mene şu vakıya ularının beyram kıladığın künüge doğru kip kaldı. Ular bir yılda bir mertte beyram kılardı. Kabil'nin cemaati. Beyramda erkek eyaller yalangaçlanıp ortaya düşüp oynadı. Hemen yalangaçlanıp oynadı. Allah Teala şunun için evvelgiler cahiliyetteki yalangaçlengenge okşayıp yalangaçlanmengiler diyeni şu ayetti. Şundan yalangaçlanıp oynadı da şu beyremi de şeytanlı birgen küyünü çaldı. Hele asbab bile. Neyini? Şunda sağ o cebelde tağdaki Adem aleyhisselamın balları Şis aleyhisselamın demesi kavmi İşitti bunu. İyi. Biz işitmeyken yenge tavuş giyipti. Nemeyken bu dedi. Bunların vakti de Şis aleyhisselam, Adem aleyhisselam şeriyeti de bunlar Kabil'nin günah giyen Kabil'nin kavmiye ereleşlik erkek ve ayallar barıp ereleşlik haram kılın genedi. Ereleşmeyinler diye genedi.
ular sekin borib ko'raylikchi deb shayton chaqiryapti, aralashtirish kerak shayton. Chaqirdi haligim bilan. Sekin bordi. Borib qarasa hammasi yalang'och o'ynayapti, o'rtada shayton kuyni chalyapti nayni. Ko'rdingizmi? Subhanalloh, bizi nimalarga o'xshab ketargan. Shundan keyin qarasa nima bo'ldi? Ularning ayollari juda chiroyli. Ularning ayollari, Qobilning ayollari, qizlari chiroyli. Ular ham shunday qarasa, Odam alayhisalom, Shis alayhisalom qavmidan kelgan odamlarning erkaklari chiroyli emasmidi? Fitnalanishdi. Darro fitnalandi. Biridan keyin bir-biriga xabar qildi, u yoqda juda ham chiroylilar bor ekan dedi. Yuringlar bu yoqqa deyishdi. Tundasi yatasallalun, tundasi bekinib bir-biridan oshib-oshib tushdi. Shu joyda bir-biri bilan topishib zina o'sha joyda sodir bo'ldi. Shayton zina qilib ketdi. Eng birinchi zinoning buzuqligining sodir bo'lishi mana shu bilan vujudga, dunyoga keldi. Ko'rdingizmi? Eng birinchi bo'lib turib vujudga, dunyoga kelishlik voqiyasi shu bilan. Keyin biz undan keyingi payg'ambar İdris alayhissalomga kelamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bu kishining qissasini aytdi. Va zkuru fil kitabi İdris innahu kana siddiqan nabiyya va rafa'nahu makanan aliyya. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytibdiki, kitobda deyapti. Mana shu kitobda İdrisni zikr qilib o'ting deyapti. Qur'onda Alloh taolo İdrisni zikr qiling dedi. Qanday edi? İdris alayhissalom aytibdi, innahu kana siddiqan nabiyya. İdris alayhissalom siddiq, sodiqlardan edi va nabiylardan edi. Payg'ambar, nabiy, rasul emas, nabiylardan edi deyapti. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni deydi Alloh taolo aytibdi, makanan aliyya, büyük oliy makamlarga uni ko'tardik dedi. İdris alayhissalomni biz uni büyük oliy makamga ko'tardik. Maryam surasini 56-chi oyat. Adam alayhissalom vafot etgandan keyin Shis alayhissalom ham haligi tarzda fasod, fujur, zinolar sodir bo'ldi, lekin odamlar tavhidda edi. Bir Allohga ibodat qilardi. Shuncha gunoh bo'lsa ham bir Allohga ibodat qilardi. Shunday bo'lib tursa, shunday holatda bular vafot etdi. Vafot etib o'tganlaridan keyin Alloh taolo İdrisni nabiy qilib tanladi. İdris alayhissalomni Adam Shisdan keyin nima qildi? Alloh taolo nabiy qildi. İdris alayhissalomning nabiy ekanligiga dalil, Alloh taolo payg'ambar qilganligiga dalil hozirgi Maryam surasida o'qigan oyatimiz innahu kana siddiqan nabiyya. U sodiq payg'ambarlar nabiylardan edi degani dalil. Nabiy ekan. Va hadisda keladiki innahu kana nabiyun yaxuttu. İdris alayhissalom eng birinchi qalamni yozgan, yozishni chiqargan payg'ambar İdris payg'ambar edi deb payg'ambar alayhissalom aytgan ekan. İdris payg'ambar edi va eng birinchi yozgan shu kishi edi degan ekan. Har yozganingizda esingizga kelsin, İdris alayhissalom shu yozgan ekan deb esingizga kelib turadi. Qo'lingizga qalam olganda subhanalloh İdris alayhissalom yozgan ekan birinchi bo'lib turib. Birovni ustidan tuhmat qilib yozib yo'q qilmoqchi bo'lganingizda eslang, İdris alayhissalom payg'ambar yozgan ekan deng. Buni o'rgatmagan ekan bizga deng. Yolg'on shariatga bo'htonni yozmoqchi bo'lganingizda eslang, İdris alayhissalom bunaqa qilmagan ekan, birinchi yozgan ekan deng. Ana. Eslaydigan joyi. İdris ibn Yarid ibn Mihlail dadalarining otlarida Yarid ibn Mihlail bobosi, ibn Qaynon, ibn Anush İbn Shis İbn Adam Adamın oğlu, Shisning oğlu. Şulardan tarqagan. Ve buni Tavrat'taki isimleri Hanuh deyişken eken. İdris demegen eken. Tavrat'ta Hanuh. Arabçası da tercimesi de Uhnuh deyip eçken eken. İdris'ni Hanuh Uhnuh deyip isimleşken eken. Tavrat ve onun Arabçası da. Shis aleyhisselam İdris aleyhisselamın 5. babası bo'lyapti. 5 nesil ötgenden ki Allah Teala İdris'ni peygamber çıkarıyordu. Gördünüz? 5. babası. İdris Adem Aleyhisselam'ın
oxirgi hayotlik davrlarda dunyoga kelgan ekan, Adam alayhissalomni ko'rgan ekan. Oxirgi 120 yilini ko'rgan ekan Adam alayhissalomni. Adam alayhissalom o'limiga 120 yil qolganda İdris alayhissalom tug'ilgan ekan. Va summiya İdris, nima uchun İdris deb ismlandi desa, İdris alayhissalom ko'p kitoblar o'qigan ekan. Odamga alayhissalomga tushgan, ha, Shis alayhissalomga tushgan 50 sahifa. Mana shunga o'xshab ko'p kitoblarni o'qiganlikdan İdris deb ismlangan ekan. Ya'ni dars qilish degan ma'nosida. İdris deb ismlangan ekan. Va eng birinchi yer yuzida qalam bilan yozgan kishi yozuv İdris alayhissalom yozgan ekan. Va avvalu man xata fiyal. Kiyimni ham birinchi marta tikib nima qilgan odam? İdris alayhissalom tikishni. Va ilmin nujum al hisob oylarga falak ilmlarini o'rgangan kishi quyoshlarni oylarni yurishiga qarab kunlarni oy kunlarni qancha bo'lishini hisoblab beradigan kishi İdris alayhissalom shu ilmni o'rgangan ekan. Ja fi wasfihi İdris alayhissalomning tuzilishlari haqida mana mufassirlar ba'zi kitoblarda zikr qilgan ekan, ba'zisini aytamiz. Qomatlari kelishgan, chiroyli yuzli, soqoli qalin, xuluqlari go'zal, uzun bo'yli, yelkalari keng, suyaklari yo'g'on, ozg'indan kelgan, ko'zlari katta-katta, chiroyli kelgan, ko'p sukutli, gapini o'ylab shoshilmasdan gapiradigan, xotirjam yurganda yerga qarab yuradigan, ko'p fikrli, gapirganda ko'rsatkich barmoqlarini ishora qilib turib gapiradigan kishi edi. Sifatlarini shunday keltiradi. Va avvalu man jama'a jaysh, eng birinchi bo'lib turib piyoda va otliq askarlarini yig'ib turib Qobilning qavmiga, jamoatiga urush qilgan kishi shu ekan. Oxir bo'lmadi, urush qildi. Qobil bilan urush bo'lyapti. Va ulardan asir tushirib, asir tush degan o'shandan chiqqan ekan. İdris alayhissalom zamonasida bo'lgan deydi. Bizga İdris alayhissalom haqida bundan ortiq ma'lumotlarni Qur'on zikr qilmadi va hadislarda ham kelmagan. Undan ortiq. Endi to'qima ba'zi narsalar kelmagan bo'lsa agar. Va lekin mufassirlar İdris alayhissalomni Qur'onda kelgan va rafa'nahu makanan aliyya biz İdrisni oliy makonga ko'tardik degan joyiga ba'zi bir gaplarni qo'shgan ekan mufassirlar. Biz oliy makonga ko'tardik deganda mana hadisda payg'ambar alayhissalom Isro va Mi'raj voqiyasida osmonga ko'tarilganda jannatga kirishga payg'ambar alayhissalomga izin berib, jannatda Odam alayhissalomni ko'rganliklarini aytadi. Musa, Isa alayhissalomni ko'rib, shularning qatorida İdris alayhissalomni 4-chi osmonda ko'rdim degan payg'ambar alayhissalom. Osmonga Alloh taolo bizni ko'tardik oliy makonga degani 4-chi osmonda jannatdagi 4-chi osmonga ko'targanligini aytdi. Yana mufassirlar keltirgan narsalarda Ibn Jarir va ko'p mufassirlarning aksari keltirgan ekan An-Hilal ibn Yasar shu kishi aytadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mana shu oyatning sharhini tushuna olmay qolganida Ka'bdan so'ragan ekan. Chunki Ka'b buni oldida Yahudlar tarafidan bo'lgan ilmlar bor edi. Tavrot, Injildagi ilmlarni o'rgangan edi. Shundan so'ragan ekan va rafa'nahu makanan aliyya İdrisni biz oliy makonga ko'tardik deyapti. Qanaqa bo'lishi mumkin? Deganda bu kishi aytayapti. Ma qaulullah qala Ka'b. Ka'b aytadi. Ammo İdris Alloh taolo İdrisga bir kuni vahiy qildi. Ya'ni bildirdi. Vahiy orqali. Jabroil orqali emas, boshqa orqali vahiy. O'zidan o'zi qalbiga soldi. Aytdiki, "Inni arfa'u laka kulla yawm mithla jami' amali bani Adam." Har kuni ey İdris, sendin jami yer yuzidagi odam bollari qilayotgan yaxshi solih amalni shunga teng keladiganini sendan har kuni men qabul qilib turaman dedi. Faqat İdris alayhissalom shu yashasa dunyoda Alloh taolo har kuni İdrisdan qanaqasi jami yer yuzida ulamolar aytgan shu vaqtdagi İdrisgacha bo'lganlar degan ekan. Shularning yaxshi qilayotgan hammasini amalini men qabul shunda shunchaligini senga savobni men qabullab turaman sendan dedi. Miqdorida endi. İdris alayhissalom haligini eshitgandan keyin yana ham ko'p umr ko'rsam-da yana ham ko'p savoblar mendan qabul bo'lsa deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadi. Ba'zi kishilar hukamolarning ba'zilari keltirgan ekan. Biron bir inson yo'qki qiyomatda nadomatlanmaydigan degan ekan.
nadomatlanar ekan. Nimaga desa, yaxshilik qilgan odam ham, yomonlik qilgan odam ham pushaymon chekib nadomat qilar ekanda. Yaxshi yomonlik qilgan odam bilamiz. Ey, shuni qilmaganimda edi deb turib nadomatlanar ekan yomonlik qilgan odam. Yaxshilik qilgan odam nimaga nadomatlanadi desa, yana ham ko'proq yashab yana ham ko'proq ibodat qilganimda edi deb nadomat qilar ekan. Shu yana ham ko'p ibodat qilmabman deb nadomatlanar ekan. İdris aleyhisselam şunun için haligin de Allah'tan vahiy kegende küfrah yaşayışını haklap kaldı. Bu mesela hiç kim dünyada bunda artık yaşayışını haklamaydı. Şunda fe'atahu halilun lehu minel melaike. Periştelerden bir dost tüngeni vardı. Şu geldi deydi. İdris'in aldığı. Kegende İdris aleyhisselam ayetipti ki ey perişte Allah ta'ala menge mene şundaydı vahiy kıldı. Her günü yeryüzündeki adamlar kıyken dakika savabını bit de seni özünden kabul ettiremen de beydi. Vahiy kıldı dedi. Sen ölüm periştesiyle gepleşkin. Melekül Mautke. Beni ölümümü keçiktirip dursun sen dedi. Perişteler bileylik peygamberler bu yerde ölüm hak. Eğer ölüm kese keçmeydi diyen ayetler geldi. Ölüm kese. Nima uchun İdris aleyhisselam bunday so'rayapti desa, perişte peygamberlerden ölüyken vaqtda canını alışlık sorab alıngan. Peygamberlerden sorab alıngan canını alıyken. Alayımı, amayımı, Allah Ta'ala yubardı, canını aldı, eğer ruhsat verse diyerekken. Eğer ruhsat verse aldı, yubar. Peygamber aleyhisselam yaşında geldi Cibril aleyhisselam. Sizi Allah Ta'ala ruhsat sonra gün eğer kaldır dese kaldır hemen. Bu mesela alay deyken de Peygamber Aleyhisselam Rafikul Ala dedi. Allah'ın huzurunu ihtiyar kılaman dediler. Al gün dedi. Eceli belgilengen lakin alış vakti geçen de ruhsat sonra geçen. Çünkü İdris Aleyhisselam sel korku yaptı da. Etki tiz bir melekül mavutke etkin sel keçiktirsin dedi. Demek ki bir adı yakşı iş çıkıp kaldı. Emel kabul bul yaptı. Künüge hemen adamların nimesteka emel nime bu yaptı? Kabul bulup duramen diye. Şimdi hele gip perişte İdris aleyhisselamın iki kanatının ortasındaki okuzda da köterildi. Asmange. Törtüncü asmange giden de melekül maut törtüncü asmange peske kalıp şükür yapken eken törtüncü asmanda uçuraşıp kaldı. Törtüncü asmanda uçuraştı. Şimdi etti ki ey melekül maut gep var dedi. Et yaptı. İdris aleyhisselam senden ecelini yani keçiktirip duruştu sonra yaptı dedi. Degen de melekül mevut etti. İdris'in özü kayırdı dedi. Degen de arkamda dedi. Ne? Kanatın arası da İdris aleyhisselam. Arkamda degen Subhanallah ve acaba dedi. Allah subhanahu ve ta'ala beni hazır yubardı. Törtüncü asmanda İdris'in canını aldı yubargen dedi. Men hayran bo'lgan edim. Qanday qilib men 4-chi osmonda Idrisning jonini olaman? Va halanki Idris yerda bo'lsa degan edim. Subhanalloh dedi. 4-chi osmonda jonini oldi dedi Alloh taolo. Va halanki farishta bilmaydi. Ko'rdingizmi? G'oyibni bilmaydi. Farishta bilmaydi g'oyibni deyapti. Payg'ambar qayerdan bilsin g'oyibni? Avliyolar qayerdan bilsin? Ko'chadagi biz shayx deb ushlab yurgan, qo'llarini oyog'ini o'pib qayerdan bilsin? Allah Ta'ala dedi, İdris'ni 4-cü asmanda canını al degen idi, men hayran bo'lgan men. Qanday 4-cü asmanda alaman bu İdris'ni? Öz bu yerde bo'lsa, şu joyda canını aldı İdris aleyhisselam. Şunun için Allah Ta'ala aytadi, ve rafa'nahu makanan aliyya. Biz İdris'ni ali makanga ko'tardik. Yani yerde emas, asmanda canını aldık. Deyapti. ومات إدريس ولم يبعث نبي إدريس عليه السلام وفات ettiler peygamber yubarılmadı adamlar İdris'ni şeriatida Şiisni Adem aleyhisselam'ın şeriatida şunga amel qilib yashasha başladı. Bularning arasında fasad, buzgunlik, öldürüşlik, zina qilishlik kundan kunga avj ala başladı. Ama ular tevhidde Allah Ta'ala'nın yegana değişerdi. Hali şirk keltirmegen idi. Allah Ta'ala Kur'an'da bana kânen nâsu ümmeten vahide. Ademler bir ümmet idi dedi. Bir ümmet tevhid ümmeti.
millet bir millet idi. Müslüman, İslam milleti, tevhid milleti deydi ular. Şirk keltirmegen. Günah var, lekin hali şirk vücuduga kelmagan idi. Adam İdris aleyhisselamın bazı aytgan mavizelerini bazıları, eğer sahih olsa, İsrail ayetlerden nakıl kılınışken eken, aytar eken ki İdris aleyhisselam kavmiga, "Men arada buluğal ilmi ve salihil amel, felyetruk min yedihi adatil cehli ve seyyi'el amel." Kim ilimge yetemen deyse, salih yaxşı amelge yetemen deyse, kolada turgan yaman amelini teşesin ve cahillikini teşesin deyir eken. İdris aleyhisselam şunu da deyir eken. Ama ilimge yetemen deysen, cahillik teşe. Yaxşı amelge yetemen deysen, kolunda turgan yaman amel teşte. Huddi, bir adam bir neçe hünerini biledi deyirken eken. İdris aleyhisselam etken eken. Bir adam bir neçe hüner biledi. Hem duradgarlık, hem tikuvçilik, hem kassaplik, hem meşineşkeşlik, her kıl hüner biledi. Şimdi birini kımakçı bugün de, eğer tikmakçı olsa deyken eken. Eğer tikmakçı olsa, duradgarlık, kuralını, duradgarlık asbabını koyup durup, tikişlik asbabını kolu gibi üçlesin diye gereken. Birini alsın. Tikmahçı olsa, baltanı kötürüp kemesin. Baltanı çetke koyup, iğneni alsın kolu gibi gereken. Şu ilim alamen diyen adam, bir asbabını teşep, ikincisini kolu gibi almasa amaydı diyen. Salih emelini kılamen diyen adam, yaman emelini teşep durup, kımasa kımaydı. İki nesan Allah bir kalpte cemlemeydi diye gereken. Bu bazı, İdris aleyhisselam'a etken sözleri değişken eken. Biz şimdi keyingi peygamber hem nebi ve hem resul bugün. En birinci resul deyip eytiledigen Adem, Şiis, İdris'ten keyin resul bugün kişi Nuh aleyhisselam'a yekilemiz. Nuh. Nuh. Nuh aleyhisselam. O Nuh İbn Lamek İbni Mutav Şalih İbni Hanuh, Hanuh İdris. Biz yukarıda Hanuh, Onuh deyip öttük. İdris, İbni İdris, İbni Yerd, İbni Mihlail, İbni Qinan, İbni Anuş, İbni Şis, İbni Adem aleyhisselam. Aylanıp bargende, hemesi birbirinden tarqigan zürriyat bu fikir yaptı. Demek, bu yerde İdris aleyhisselam, törtüncü, ne mabol yaptı? Babaları. Ha? İdris aleyhisselam Nuh'nin 4. babası. İdris aleyhisselam Nuh'nin 4. babası. İnnehu kâne beyne Adem ve Nuh Adem aleyhisselam bilen en birinci Adem aleyhisselam bilen Nuh'nin arasındaki vakt, müddet 10 esir ötken eken. 10 esir kaç yıl? 1000 yıl. 10 esir ötken eken. Sahih Buhari'de geledi İbn Abbas dedi ki kâne beyne Adem ve Nuh aşeratı kurun. Adem bilen Nuh'nin arası da 10 esir öttü. Onların hepsi İslam'daydı dedi. Cünden bilemiz ki Adem aleyhisselam Şiis ve ondan keyin İdris ve ondan Nuh geçeyin İslam'daydı, tevhiddeydi onlar. Yani Allah'a yegane Allah'a ibadetler. Günah bula uğrardı. Lekin yegane Allah'a ibadetler. Onlar İslam'daydı deyip şunu eydi. Tevhid yani şirk kilişi bile İslam'dan çıkıldı hareket. Çünkü onlar İslam'daydı de koyuyordu. İslam'daydı. Yani Müslümançılıktaydı. Tevhiddeydi. El-Karn, Arap dilinde esir deyip iki mananı engletken karın. Bazıları esir deyken eken. Bir karın deyse bir esir. Bir esiriniz 100 yıl. 10 esir deyse 1000 yıl deyken eken. Adem aleyhisselam bilen Nuh'nin arası da 1000 yıl bari deyken. Bazılar karın deyip durup bir avlatını ötüşü bir karın deyip hesaplaşken eken. Bir avlatını ötüşü bir karın. 10 avlat öttü deysek onda 1000 yıldın köp köp getirdi. Demek ki onlar 900 yıl 700 yıl 1000 yıl yaşayken onda 10 bin yıl köp getirdi. Şimdiyiz mi? Adem bilen Nuh aleyhisselam arasında biz köprak bile deyenimiz 10 esir öttü. 1000 yıl masafı öttü. Adem bilen Nuh'un arasında. Kânen nâs ala tevhid. Adamlar tevhidde Nuh aleyhisselam geçe tevhidde buluştu. Nuh aleyhisselamın devrede şirk birinci olup başlandı. Nuh aleyhisselamın vakti de Allah'a şirk geldi şu da başlandı. Allah Teala birinci Resulünü yubardı. Birinci olup durup Resulünü yubardı. Gördünüz mü? Şu şirk bulmadı Allah Teala hacet vermedi. Şirk buldu Allah Teala
Doğrudan doğru Resul yubardı. Resul yangi şeriat bilen geldi. Yangi şeriat bilen geldi. Adamlarını onlaş için. Nebi dedelerini ötken adamını şeriatı bilen geliverdi. Nebiyiz. Bunu yukarıda ötkenmiş. Demek Nuh aleyhisselam en birinci Resullerden. Resullerden. Şirkinin Nuh aleyhisselam devirde kip çıkışlığı. Butlarga ibadet kılınışlıkning başlanışlığı. Butlarga kanakıp ibadet kılınıyor. Mana Buhari özning hadislerde İbn Cüreyc en Ata en İbn Abbas radıyallahu anhu'dan keltiradi. Mana bu ayetin tefsirinde şunday hadisler keltirgan. Ve la kalu la tazarunna alihatakum ve la tazarunna waddan ve la su'an ve la yaguth ve ya'uq ve nasra. Aytdiki Nuh aleyhisselamın kavmi. Aytdiki mana bu ilahlaringlarni butlarni aytibdi. Butlarni ilahlaringlarni tashamanglar, hergiz tashamanglar. Birovni so'ziga kirib tashamanglar. Ve bunlar dedi vat degen at koyup koygen butlarga. Vat, Suva, Yağuz, Yağuk, Nasır. Beşte. Beşte at koyup koygen butlarını, heykellerini yasar. Şularga ibadet kıladı. Ediyordu ki şularını teşemeyinler dedi. Mene şu ayetin tefsiri de kanaka boygen. Demek ya bu butlar kayadan kep çıktı. Bu beştesi Nuh Aleyhisselam'ın devrede kayadan kep kaldı degen savalga hadis cevap veriyor. Peygamber Aleyhisselam. Aytibdi ki, "Hazihi asma rijal salihin." Bular Adam alayhissalomdan keyin, Shis alayhissalomdan keyin, İdris alayhissalomdan keyin o'sha qavmda shularning shariatida amal qilgan eng solih kishilar edi. Eng yaxshi toza kishilar shular edi. Ilmli kishilar edi. Va odamlar ularni hurmat qilardi. Ular vafot etganlardan keyin, shu beshovi vafot etgandan keyin, birovi falon joyda darslar o'tkazgan oturup yığınlar ötküzgen. İkincisi falanca ayda şunda yığınlar ötküzgen, dersler ötküzgen misal. Şeytan sekin adamlar yekildi. Etti ki, mene şu cayını dedi. Şu adamını namıya koysak kanab olarken dedi. E bir meyrege taş koyamızda, şu taşını öşe vad deb isimle koysak, şu kirgende öşeni islemizde, mene şeyh falan vad degen şeyh şeyde ders ötgeni diye. Deb haligi darslarni eslaganda yana ham haligi vujudimizga bir ruhimizga quvvat kirib ibodatni yana ham ko'proq qilamiz degan narsani sekin olib ketdi. Haligini ismi bilan ismlashdi. İkincisi boshqa joydagi Nasr, boshqasi Suva, Yağuz, Yağuq ismlashdi. Beshtasini shunday ismlandi. Endi bir avlod mana o'tib ketdi, kiradi, ko'rgan shayxni tasavvur qiladi, ko'zini oldiga keltiradi. Hali taşını atın isimleydi. Yerini mekanını şimdi isimle koyan atını. Hali yine körüp körüp tesavvur kılıp bunlar ötüp gitti dedeler. Balları kirip çıkıp yürüp körgen dedeleri öşekek yani Allah rahmeti gelsin de bu nekili yetkenlerini körgen. Etki dedelerimiz şeytan geldi. Dedenler öşekke gelip dua kılardı. Perzent görmeyip sen mi? Ha, görmeyip ben. Ha, deden şimdi sonra gende sen tuğul geniken sen diyeniken. Şimdi şeytan vasvasa kılardı. Kesel misin? Ha kesel mi? Şu yerde deden soraydı. Deden şimdi sorayken. Sonra dep durup haligi şeytan vasvasa kılıp balları dedelerden kökenler seni şeytan yine kömek kıldı da. Nima kıldı? Yine yem şirik emeli. Taştan soraçlık. Mekanlardan soraçlık. Şunun başlandı. En birinci şirikli çıkışı şunun başlandı. İbn-i Cerir tefsiri de yine keltiredi. Kanu kavmu salihin beyni adam. Bu adamlar bir şovu Adem aleyhisselamın kavmindeki salih kişileriydi. Ve Nuh'un kavmindeki salih kişileriydi. Onların atbaaları ergeçken Ademleri bari dedi. Ve onlar vefat etkenden ki onlar eşit ki şular bir isimizden çıkıp getirip duaya mı kıma yapmaz. Onun göre şularını bir heykelge okşayıp taşlarını oyup yesesek şu üyümüzü bir çekeye koyup koyamız hiç halak kıladiyen mes bir çekte duradı. E kirgende çıkana karab yem bana şeyhi Allah rahmeti gelsin deyip durup dua kıttıramız. Hele yenge. Hakkıya dua kıttıramız. Ve bize onu körgenimizde hele yeni kıyken şu bilen birge kıyken ibadetlerimizi isteyip yine hem ibadet kılamız değişip sekin heykel şekeriye yaşaştı. Yese bir çekkiye koyup koydu. Neme deyse isteyip duramız deyip asamız birinci oturup istelik deyip. Kendi sekin dua kılmadı. Rahmeti gelsin deyip. Kendi sekin öte uğradı. Şundan başla geneken, şeytan şu yolunu tutken eken. Bunlar ötüp gitkenden keyin
Perzenleri hele üyünü çekkeste turgen heykelini körüp, ya dedemizi hudası verdiyken o. Mene yenini taptık biz hakiki ilahını değişip, çünkü ibadet kılışken iken. Deyip. Bu her taife, her hıl, yani beşisiye beş hıl taifeler ibadet. Misal Brauge, perzen körmeye hepsi eytedi ki, sen vadge var deydi. Sua, bunu kol edin kemeydi, sua ne? Vad, vad bu. Perzen bir ediyen şu. Birav yağmur yağmaya hepsi eytedi ki, yağuz. Perzen bir ediyen, yağmur yağdı. Her bir bölüm o gene gel. Her bir vazifen. Ana şunday kılıp ibadet yeryüzüde başlandıydı. Sebete fi sahihayn en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan menekil yetti Buhari ve Müslim'de. Ennehu lemme zekeret indahu Ummu Seleme ve Ummu Habibe tilkel kenise. Ummu Habibe bilen Ummu Seleme analarımız Habeşistan'a hicret kıyan. Hicret. Habeşistan'da Ali Müslümanlarını kafirler cüda kıyına geldi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu yakıp ötüp duruşu ruhsat verdi. Habeşistan'da bargani de bir kenise, kenisenin ismi Mariye deyip isimlengen bir keniseni görüşken iken. Yani Yahudiler Nasaralarının ibadethanası. Şu ibadethananı görüşüp o yerde ibadethanaya girse o yerde bir heykel, bu yerde bir heykel cirali cirali suretlerini görüşken iken. Şimdi iki oğları kekenden keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanlarda oturup etti ki biz dedi şuhada şunu da gördük. Fezekereta min husniha şunday cirali ibadet gahane ve onun içi de şunday cüdeyem köp tesvirler, suretler, heykellerini gördük biz de işte. Ümmü Seleme, Ümmü Habibi analarımız. Radiyallahu anhum cemiyen. Şimdi Peygamber aleyhisselam etti ki ulaike izâ mâte fîhimin racülü s-salih benav alâ kabrihi mescid. Ular dedi. Yahudiler, Nasaralar. Ular eğer onların içi de bir salih kavim, yakşı adamlar ötüp kalsa, derrav onların ötgen cahige ibadetgâna akıp salıp alavurgen dedi. Falan cahide bir öttü mü? Salih adam. Ölüşü bilen şunu oranını ibadethana kılıp üçleşgen. Ve şunu içige şu suretlerini kirgizgen. Şunu sureti, onu başka suretler kirgizişgen diye. Ulaike şirarul halk indallah. Ular Allah'ın huzurunda en yaman halktır, en yamanıdır mahluklarına dedi. En yamanı da Peygamber aleyhisselam etti. Şimdi Nuh aleyhisselamın zamanasında şirkinin çıkıp gelişini gördü. Mene şu ötken kıssadan alınadığın faydalar getirdiğimiz. Alınadığın derseler. Ne menelse özümüzge payda aldık. Şu eğitildiğin kıssa. En birincisi, her bir şirk emelge avaradığın emel şeriyetimizde mutlak tohtatıladı, men etiladı. Şeriyette. Şirkke alıp barıp koyuş ihtimalı olsa, bu oldu tohtaydı. Şeriyet onu tohtatadı. Şirkke düşüp, ondan keyin tohta demeydi. Öşeni aldın aladı şeriyet. Misal için, kabirlerini ziyaret kılıçlığının iki de sebep. Ya kabirde yatken adamdan soruştuk, ya bu mesela ahiretini isleştik için. Eğer kabirge ahiretini istemen de barsanız, erkeklerge caiz. Eğer kabirge bir müşkülü çüşüp, bir kıynalıp, bir işiniz yürüşmeye kalkenden ki, bir barıp geleyici deseniz, şeriyet men etedi, tohta deydi. Müşkülünü geçedigen, müşkülünü kuşat kılamız deydi, müşkül kuşat okuşa deyken. Kabirlerini okuyan iken, kabirlerini ziyaret kıldırırken. Yani müşkül kuşat okuyduğu iken, apalar var iken. Eytirirken ki, hazır damlalar deyirken, dinli buz var yaptı deyirken. Bunu hem işte yapıyoruz. Damlalar dinli buz yaptı. Hemen yok neselerini damlalar çıkar yaptı deyirken. Ortaya desturhan koyup, müşkül kuşat kılarken de, kim kirse şu kirsin, sizi yiyen müşkülünüz kuşat kıladı, üyünüz gebar gün çeyin, teşenmeye gidiyirken. Görüyorsunuz mu? Dinli arkası da kün körüp balaçaka bakıyıp gelirler. Allah'dan korksun, uyalsın. Müşkül hiç kaçan kuşak bulmaydı. Allah Ta'ala kuşatmasın onu. Şimdi, şu demek, eğer bir müşkül bulup durup, bir kıyınçilik bulup, baramen deseniz, şeriyete de tohta deydi, bulmaydı senge deydi. Ruhsat yok. Allah ki iltica kıldıydı. Kayıt. Allah seni hemen cahide körüp durup de, eşit durup de deydi. Mene, Ma'mar ibn-i Suvayda etedi. Ömer radıyallahu anhu bilen bir günü hacge çıktık deydi. Hac kıldık Ömer radıyallahu anhu, İbn Hattab. Hacını kılıp kayıttık. Yolda kiriyet yenedik, bir cahide bir meçit. Adamlar şaşıp, yugurup, özlerini urdu meçitke. Şimdi Ömer ibn Hattab hayran olup, iyi, nime boldu öz.
Nima yuguryapsizlar deganda, bu joy muqaddas joy, muborak joy, payg'ambar alayhisolatu vassalom bu yerda namoz o'qigan joy. Shunaqa joyga kelib qoldi, Umar ibn Xattob dedi. Shunda Umar ibn Xattob aytdiki, halaka ahlul kitob. Ahli kitoblar Yahud Nasoralar, ahli kitoblar xuddi shunday qilgandan keyin halok bo'lishgan edi dedi. Halok bo'ldi ular dedi. Ular payg'ambarlarini asarlarini qayda namoz o'qigan, qayda yegan, qayda ichgan, shu o'rin izlarini ushlab ibodatgona qilib ushlashdi ular. Shu yerlarni ibodat qiladigan qilib tabarruflashdi. Aytadiki, uyingda namoz o'qisang, duo qilsang qabulmas seni. Sen o payg'ambar qadam qo'ygan joyga borib, sen boshingni shu yerga sajda qil. Agar payg'ambarning iziga to'g'ri kelib qolsa, ana endi sen qabul deydi. Ana shunday qilib turib halok bo'ldi. Allohni qo'yib payg'ambarga sig'inish boshlanyaptimi? Payg'ambar un uchun yuborilmagan edi. Payg'ambar odamlarni Allohga bog'lash uchun yuborilgan edi. Allohga bog'lash uchun yuborilgan payg'ambar. Shuning uchun boya aytdiki, Umar ibn Xattob halok bo'ldi. Ahli kitob ular payg'ambarlarining asarlarini makanul ibada, ibodatxona qilib ushlashdi ular. Kimga dedi? Kelyapsanglar yo'lda. Mabodo namoz vaqti shunga to'g'ri kelib qolsa, payg'ambar o'qigan bir masjidga to'g'ri kelib qolsa, kirib sekin o'qib chiqib ketinglar. Agar namoz vaqtiga to'g'ri kelmasa, ataylab kirib shu yerda namoz o'qisa boshqacha ekan deb kirmanglar dedi. Umar ibn Xattob. Tushundingizmi? Payg'ambarni nimasidan qaytarayotgan bo'lsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, "Allohumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ey Alloh deb so'ragan ekan, payg'ambar alayhisolam duo qilgan ekan. Ey Alloh taolo, men o'lgandan keyin meni qabrimni odamlar ibodat qiladigan ibodatxonaga aylantirib yubormagin degan ekan. Butxona qilib yuborma degan ekan. Men o'lgandan keyin meni qabrimni odamlar kelib ibodat qiladigan butxonaga aylantirmagin deb so'ragan ekan. Payg'ambarni qabrini borib so'rashlik mumkin bo'lmagandan keyin boshqalarni endi gapirmaymiz. Odamlar nima uchun qaytariladi desa, shariat qaytargan narsalarga tushib qolmaslik uchun qaytaradi. Mana shularni ziyorat qilishlikdan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, 3 ta masjidga odam safar qilib borib ziyorat qilsa bo'ladi degan. Boshqa masjid bo'lsin, qabr bo'lsin bo'lmaydi. 3 ta joyni. Birinchisi Ka'bani safar qilib borib ko'rsa bo'ladi. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. 3 ta masjidga safar degan nomni olib chiqsa bo'ladi deydi. Niyatlanib, biri Ka'ba deydi. Ikkinchisi Masjidi hada, mening mana shu masjidim, Masjidi Nabaviy, payg'ambar masjidi deydi. Uchinchisi Baytul Qudus deydilar. 3 ta joyga Aqsa. 3 ta joygagina safar qilib borib ko'rishlikni ruxsat berdi. Haligi hadisdan olinadigan yana foydalardan yuqorida o'tgan hadisimizda shirkning kelib chiqishlik hadisini aytdik. Shundan olinadigan foydalardan biri, yana biri dinda g'ulu ketishlikning xatari. Dinda g'ulu ketishlik xatari. Bir o'sha Nuh alayhisalomni zamonasidagi odamlar yaxshi niyat bilan bo'ldi. Solih kishilarni yaxshi ko'rdi. Olimlarni yaxshi ko'rishlik bu yaxshi narsa. Lekin unga o'ta ortiqcha g'ulu ketishlik ana bu dindan chiqarib qo'yadi. Chuqur ketishlik. Mana bu yerda Alloh taolo aytayaptiki, "Ya ahlal kitob la taghlu fi dinikum." Ey ahli kitoblar, diningizda g'ulu ketmanglar dedi. Chuqur ketmanglar. Payg'ambar alayhisolam aytadi, "Iyyakum wal ghulu fid din." G'ulu dinda g'ulu ketishdan saqlaninglar dedi. Dinda g'ulu ketishlik bitta odam o'shaysa aytasiz. Mana shu odam ahli jannat bu, men shundan boshqani olmayman deb turib olasiz. Odam xato qiladi, to'g'ri qiladi. Bitta odam xatosini kelib aytgan vaqtda, "Durust, mana xato ekan, men buni tashadim. Mana durust ekan, mana uni olaman." deyishlik kerak. Shuni aytdiki, dinda g'ulu ketishdan saqlaninglar, sizlardan avvalgilarni g'ulu ketishlik halok qildi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytib qo'yapti, "La taturuni kama atratin nasara ibn Maryam." Nasoralar Isa alayhisolamni maqtashdi. Maqtaganda nima qildi? Allohning o'g'li deb vardi. Ruhum min. Allohning ruh. Ruh Allohdan ajrab chiqqan bir bo'lak, demak bu kichikroq iloh, Allohning o'g'li deyishdi. Maqtab, maqtovni shu darajaga chiqardi. Shunga o'xshab maqtamanglar meni dedi payg'ambar alayhisolam. Maqtamay qo'yaver dedi. Men abd, Allohning quliman dedi. Payg'ambar
Allah'ın kulu ve Resulü ve Allah'ın elçisi mən deyildi. Sizlerge Allah'ın elçisi mən. Bundan artmaqda o gerekmez. Adamlar mənə Halid İbni Velid radiyallahu anhunu biləmiz. İslam'ın komandanı. Müslümanların en kette komandanı. Müslümanların komandanı Halid İbni Velid. Bu kişi kayırge bara diyen olsa cenge hiç kaçan mağlup bomba geneken daim yenip geneken. Hatta düşmanların Halid İbni Velid komandanlığı da bara yapken askerini düşmanlar işleyen vaxtı da yeterken ki kim komandanı deyse Halid İbni Velid deyse ya biz çıkmayımız diyerekken. Bol çıkmayımız yenildi, hazırdan yenildi diyerekken. Askerler. Şüncelik derecede bu kişi tecrübeli, üddeburan şuna kadar Allah Ta'ala birgen bir mahiyeti var. Şimdi Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ını devreye keken de Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın Halid İbni Velid'in Şam'da Rum nakası da Halid İbni Velid'in abdeşedi. Halid'ini çetletinler askerin demesinden, komandanlıktan. Başka adamını komandan kıyınlar değil. Ayet yaptı ki bunun sebebi Ömer radıyallahu anhu adamlarının kalbi Halid'e baylanıp kalıp Nusret biz mağlup galip gelemiz Halid biz bilen bolsa degen nesey kep kaldı. Halid biz bilen bolsa Allah beredi deme yaptı. Halid biz bilen bolsa biz yengemiz degen nesey kelip Allah'ını koyup durup Halid'e özlerini şey yapıp yaptı. Şunun için Halid'in Ömer ibn Hattab abdeşedi. İn hakiki bağlanca Allah dedi yaptı. İn hakiki bağlanca hani Halid nimeye Allah ki Halid'ni berekesi bilen Halid'ni tecrübesi bilen biz yenip gelemiz deyişerdi. Halid tecrübedar üddebran cengini zor biledi şunu yengemiz deyip Allah nusret birdi müminlerge deygenden sen unuttu. Şunun için Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'u Halid'ni şundan abdeşedi. Guluk etmesin. Guluk etti mi Allah'a bugün mehabbet Allah'tan deygenden sen adam edeşedi. Bize meytemiz o. Hala yaşayışlar deyse Allah'a şükür işim bulturuptu deyimiz. Allah'a şükür iş bulturuptu deyimiz. Hudbi iş bulmasa yaşayamaydı kendiydi. Allah'a şükür Allah rızkını verip durupti. Ha iş sebep demeyimiz. Birinci bulturup tevekkelini demek bağlayımız iş bulturuptu deyimiz. İşe bağlayımız. Birinci sebepti. Eğer iş bulmayan da rızkım kesilirdi onu geçe min halak bugün bulardım deyimiz. Ya Allah Ta'ala yaratıp koydu. Rızkınızı verip koydu, saç koydu. O iş bulan mı, bu iş bulan mı, başka iş bulan mı? İzlep izlep rızkınızı tavuk yiyiveres, yaşayiveres. Kendi yaşaştıysa Allah'a şükür Allah Ta'ala bir yetti. Rızklantır yetti elhamdülillah. İş sebep bu durup diyeceğim. Değiş gerek. Halid radıyallahu anh'ın şundan çetletti ve Ömer radıyallahu anh'ın Halid'e hat yazdı ki etki İnni lem azil Halid'en en suhtetin ve la hiyane. Min Halid'in yaman körgenliğimden ya bir hiyanet için onu bir hiyanetini bilip kalıp cengini başkarıştıktan abdeşemedim Halid'ini dedi. Onda hiç kanaka ayıp yok. Benim onu yaman görmeyim ben, yakış göremem. Biraderim dinde gidiyordu. Lakin Ademler Halid bilen fitlenip kalmasın. Nusret Allah'tan ekenliğini, galiblik Allah bir yapkenliğini bilsin, sessin deyip şu iş tıkıldım dedi. Ennafi enne Umar radıyallahu belagahu enne kavmen yatuna şecera. Bana guluk etişi. Guluk etiliyken ne seni beyti o. Eğer bir neyse ki alıp varıp adamlarını yaman şirkte çüre diyen olsa başıdan şeriat onu kesip de şey. Tohtat edin. Bey'at-ı Rizvan. Sahabiler nime Hudeybiye gazatı da nime kılıç çıktı. Hudeybiye suluhu da. Şu yerde Mekke'ye yetken vakti de suluh kılıçtı bunlar. Ve o şeyde darahını takip de Peygamber aleyhisselam'a bey'at verdi. Bey'at vergen de içti ki ya Resulullah dedi malımızdı, perzenlerimizdi, kanday saklasak sizi şunday saklayımız. Nimege buyursanız biz tayarımız degen neselen neydi? Bey'at verişti. Kolunu koluge verip bey'at kılıştı. Allah Ta'ala öşe cahide bey'at verip peygamberge biz canımızı saklayan dey, ayalımızı saklayan dey, sizi saklayımız degenlerden Allah razı oldu. Hakiki müminlerden. Allah Ta'ala Kur'an'da yaptı ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ
anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara. Allah Taala siz bilen daraxtning tagida turib bay'at qilgan mu'minlardan rozi bo'ldi deb Alloh Taala shunda keltirdi. Shu ibora bilan keltiryapti. Mu'minlar daraxtni ham aytyapti. Qur'onda zikr qilinishi o'zi boshqachada. Daraxtning tagida sizga bay'at qilganlar. Keyin bir zamonlar o'tdi. Umar ibn Hattobni davri keldi. Abu Bakr o'tdi. Payg'ambar aleyhissalom o'tdi. Umar ibn Hattobni davrida odamlar o'tirib aytdiki, yana ulug'laydigan joylardan biri Alloh maqtagan joy. Belki shu joyga borsam meni duoim qabul bo'lsa kerak deb o'sha daraxtni tagiga kelishdi. Alloh rozi bo'ldim shulardan degan edi-yu. Shu yerga kelsam mendan ham rozi bo'lsa kerak deb haligi daraxtni tagiga kelib, "Ya Alloh" deb haligin tagida duo qila boshladi. Uni ko'rgan ikkinchisi nima? Borib o'sha yerdan duo qilgan edim, men shu duoim qabul bo'ldi, subhanalloh. Shuncha qilganim qabul bo'ldi, ashyoda qabul bo'ldi dedi. İkincisi kela başladı. Üçüncüsü kela. Haligi daraxtni endi sekin ulug'lashlik boshlanayotgan Umar ibn Hattob shunday kelda kesib tashladi tagini. Daraxtni tagidan kesib olib tashladi Umar ibn Hattob. Qur'onda zikr qilingan shajara Bay'atur Ridvon daraxtini Umar ibn Hattob kesib olib tashladi. Shirkka olib bormaslik uchun. Ko'rdingizmi? Odamlar yomon narsalarni tez qabullab oladi. Yomon narsani tez qabullaydi. Yaxshi narsani zo'rga qabullaydi-da, qabullagandan keyin ham yerda shubha turadi. Durus, tavhid, durus, Alloh yagona, lekin ota-bobomiz bilmaganmi-gan deydi. Ash savol turaveradi menda. Aylan. Zo'rga bu nimani zo'rga qabullaydi? An Abi Waqid al-Laythi qala xarajna ma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ila Hunayn, sahobalarni qarang. Hunaynga payg'ambar alayhisalom bilan chiqdi deydi. Abi Waqid Layti aytayapti. Chiqdik. Biz endi dedi islomni qabullab dedi, kufrni endi aligini tashlab endi nima qilyotgan davrimiz edi dedi. Yomon narsani qabullashda qarang, yaxshi narsani Nuh alayhissalom bir Allohga ibodat qil, Yaqus, Ya'uq, Nasr barin tashagin deb 950 yil da'vat qildi, qabullamadi Nuhni. Yomon narsani qabullashdi qarang. Shunday chiqdik Hunaynga dedi. Shunday borsak dedi, kofirlar ularni bir daraxti bor edi. Zat Anvat deb ismlanardi. Zat Anvat deb ismlanardi. Shu daraxtni oldida turib ibodat qilishardi, shu daraxtni aylanishardi, shu daraxtga qilichlarni osardi, barakasi bor bu daraxtni deb osishardi qilichlarni. U daraxtga osilgan qilichni keyin qo'liga olsa, quvvat beradi bir bu quv daraxtdan qilich quvvat olib, qilichdan odam quvvatlanadi degan bir e'tiqod bor. Shunda haligi sahobiylar sekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, "Ya Rasululloh, ij'al lana zat Anvat kama lahum zat Anvat." dedi. Ya Rasulullah, o onlarının zat anvatı var. Bizge hem şuna kadar zat anvat bergin dedi. Çünkü bizden bir kılıçlarımızı açıp teberrükleylik dedi. Şirk emelini kandaya kabulleydi. Peygamber aleyhisselam etti ki Allahu Ekber. Allahu Ekber. İnneha sünen dedi. Kultum vellezî nefsî biyedihî kemâ kâlet benû İsrail li Musa ic'allenâ ilahen kemâ lehum âlihe kâle innekum kavmun tecehelûn. Huddi bu evvelgilerinin yolu şu yol kandayı bozu şunda ketiyepsiler subhanallah. Evvel Musa aleyhisselam şunca kavmini mucizelerini görsetti. 9 mucizeni hak edi. Ve dengiz ortasından tohtak durdu ya. Dengizini Allah Teala aşık koydu. Ortasından öttünler. Allah Firavun'u halak kıldı. Kendi Samiri'yi gelip durup ne kadar? Bitti yağaşını aldı. Bitti yağaşını aldı da bu yağını acil. Nima? Bir buzoqni shaklida yasadi, oyoq qildi yog'ochga. Hali semiz bunday katta yog'och, og'zini katta qildi yog'ochdi. De? Orqa tarafini teshigini kichkina qilib qo'ygan ekan, og'zining kirayotgan havo orqasidan ishqirib chiqdi. Bizi ilohimiz dedi, tovush chiqaryapti, ko'rdinglarmi dedi. Mana bizi ilohimiz tovush chiqaryapti. Odamlar, haqiqatdan ham bularni ilohi gapiryapti dedi. Ey Musa, bizga ham shularga o'xshagan iloh qilib bergin dedi. Subhanallah. Allah Taala shuncha nusrat bersa ham nima qildi? Ey Musa, ij'allana ilahan kama lahum alaha. Ularni xudosiga o'xshagan bizga ham xudo qilib ber deydi. Sizlar ham shunday so'radinglar dedi. Ular qanaqa so'rasa, shuna qilib so'radinglar dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shirkni Nuh alayhisolamning davrida kelib chiqishini o'rgandik-a. Shundan olinayotgan foydalarning uchinchisi o'sha vaqtdagi bo'lgan voqealarda olinayotgan foydadan uchinchisi shayton alayhillani nima qildi? Sekinlik, sekinlik bilan ish qildi.
Öz aytamız. Şaşma. Şaşqalaqlı şeytanın işi deyimizi. Lekin şu yerde hem şeytan şaşmagan eken bırak. Bir şaşmagan cay şu. Şeytan şaşmasından cüdeyem ihtiyat bulup bir avlatını teşe verdi. Bir avlat neçeyi yaşardı olardı? 1000 yıl. 1000 yılını keçti, vaz keçti. Al Allah'a ibadet sizler. 1000 yıl. Fakat kirip dua Allah rahmet yasın deyip duruyorlar bu. 1000 yılını keçi vardı şeytan. Keyingi avlat keken vaxta şeytan geldi de endi hareket şeytanın vaxtı başlandı. Etki ana dedenler şunu geldi sorardı. Soramayızlar mı deyip keyingisinin paydalandı şeytan. Şimdi bir nesene yasaklık özü esa kıyım nese. Dürüst mü? Adli meşhur şikayetini, nimeni, stolunu yasamakçı olsanız 10 saat, 5 saat vaxtiniz getirdi. Kesesiz, ölçeksiz, kakas. Buzmakçı olsanız bir de tepesiz hemesi buzuladı. Buzuş asan nese. Bir minütlük nese. Şeytan buzuş ki 1000 yıllar vaxt kütken eken. Sekinlik bile. Dinini tüzeltmakçı olayken yigitlerimiz bir günde dinini tüzeltişe hareket şaşmasın. Ömrünüzü bağışla varın, sizi ve ballarınızı keçi varın da neverenizden kütün. Bizi nevereler inşallah hakkını bile dediğin. Menin hakkını bildim bol dedip durup yugurup çıkıp talaşmayın. Tartışmayın. E balamam hakta beni balamam okuyen. Neme adaşıptı mı deyip balanızı yeterlip kemeyin beni aldığını. O neverenizden kütün hakkını. Şaşmayın. Kancım. Vaktimiz var ya. Nerce ila kıssati Nuh. Nuh aleyhisselam kıssasıya kaytemiz. Nuh aleyhisselamın kıssasıya kaytemiz. Allah subhanahu ve ta'ala Nuh aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'ni 43 orunda mevzu bir sure demez. 43 mevzuda, 43 orunda Allah Ta'ala Nuh Aleyhisselam'ı zikir kıldı. Kim şu kıssalarga, şu Kur'an'daki ayetlerge kayıtıp körgüsü kese, bana Nuh Aleyhisselam hakkında üyge bargendikin okumakçı olsa, Araf, Hud, Müminun, Şuara, Kamer, Nuh hakkında Allah'ı Nuh de isimlegen suranı Allah Ta'ala çürdü. Nuh de. Ve hanka bu Saffa surelerde Allah Ta'ala kengrak kılıp Nuh Aleyhisselam hakkında haber verdi. En köp zikir kılıngan Kur'an'daki peygamberlerinin kıssaları Nuh Aleyhisselam'ın zikir kılıngan. Hadiste en kem zikir kılıngan kıssa ise Nuh Aleyhisselam'ın kıssası hadiste kem ki geneken. Ne megediyse Allah Ta'ala Kur'an'da toluğuca itip koy geneken. Çünkü muhtaç bulmadık. Ungemini makamadı Peygamber Aleyhisselam onu yana şarkılıp bir şeyge. Kur'an'da cüdeyen köp cayda Nuh Aleyhisselam'ını kiltiriyor. Demek lemme inteşer el fesad buzukluk ve butlerge yeryüzde ibadet kılıçlık başlandı. Yerde Allah'a ibadet kıladığın hiç kim kalmadı. Fakat Nuh şu dereceye geldi. Karay. Gördünüz mü? Yerde Allah'a ibadet kıladığın hiç kim kalmadı. Hemen butke ibadet kıyattı. Bir Nuh Aleyhisselam kaldı. Allah Ta'ala Nuh'ni şu vakitte Resul kılıp peygamber kılıp yubardı ademlerini kılıyken ibadetlerden kaytarıp bir Allah'a ibadet kılınlar değişlik için yubardı. Sebete fi sahihayni Nuh Aleyhisselam demek en birinci Resullerden idi. Nuh Aleyhisselam en birinci Resul, en birinci yubarılgan Resul. Yangi din, yangi şeriat bilen ve şunu yetkizişlikke buyurulgan Resulleri denildi. Mene sahihayinde Ebu Hureyre'den keliyetti. Şefaat hadis kigen. Hadislerde şefaat hadis. Ortaya düşüp Allah'tan sonra birişlik. Vasıta buluş. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a et yaptı. Men kıyamet günü insanların en seyyidi men dedi. En seyyidi. Bilesler mi nemeye? Etki Allah Ta'ala evvelgilerini Adem Aleyhisselam ve ahirgilerini Muhammed Aleyhisselam hemen bitti cage cemleydi kıyamette dedi. Feyubusiruhumun nazir şunu da karasayız hemen köresli tek cay. Gözünüz bile hemen körler. Ve yesme'uhumus da'i o deyse hemen işledigen derecede şunçelik tek cage cemlenerek.
Ve kuyaş ularga Allah Teala yakın kıp koyadı kuyaşdı dedi. Hisap kitap bo'lyapti. Qiyomat kuyaş yakınlaşıladı. Bazıları aytadı ki endi aligini chiday olmagandan keyin bir şafaat biror payg'ambarlardan so'raylik, bizni mayadan qutqatsin der ekanda kimga boramiz desa aytadı ki Adam alayhissalomga boramiz der ekan. Şafaat qilib ortamizni so'rab beradigan Adam alayhissalomga boramiz. Adam alayhissalomni oldiga kelishar ekan. Ey Adam aleyhisselam, siz bizi atalarımızsınız. En evvelki Adam ata. Ve siz Ebu'l-Beşersiz. Allah Teala sizi öz kolu bilen yarattı. Sizge Allah ruhunu püfledi. Periştelerge secde kılıçge buyurdu. Şimdi Adam aleyhisselam mı? Faziletlerini zikir kılarken. Zikir kıyandan keyin aytarken ki Allah Teala sizini cennetke caylaştırdı. Bizi ortamızda indi Allah'a şafi bu verin. Şefaat sonra verin diyerek. Şimdi Adem Aleyhisselam eterken ki yok ben şafa sorayamayım ben. Allah Teala bir günah kıldım. Allah Teala şundayı gazap kıldı. Ondan evvel hem buna gazap kımagen ondan keyin hem buna gazap kımagen dedi. Yeme degen derahını yep men asip oldum. Men hazır özüm korkutturup ben. Özüm nefsim nefsim. Kendi kutulsam ikin deyip durup ben diye. Adem Aleyhisselam. Sizler en birinci Resulge barınlar dedi. Yeryüzüge Resul bu yubarılgen birinci Resul Nuh'a barınlar dedi. Nuh aleyhisselam. Şundan kep çıkıyordu ki Nuh aleyhisselam nimeyken? En birinci Resul. En birinci Resul Nuh aleyhisselam. Nuh'a barınlar dedi. Nuh aleyhisselam hem gelip elçti. Nuh aleyhisselam hem min hem kolumdan kemeydi dedi. Peygamber aleyhisselam'a yubardı. Peygamber aleyhisselatu vesselam Allah'ın erişini teyge kelip secde kılıp başlarını kötermesten secde kıldı. Allah Teala şunday dualarına edişini ilhamlandırdı. Allah Teala'dan dua kıldı. Şunda Allah Teala nida kıldı ki ey Muhammed Aleyhisselam başınızı kötereyin. Şefaat sorayın. Şefaat birledi. Sorayın. Ne menesi sorasayın sizge birledi degen hadis geldi. Bizi bu hadis keltirişimizdeki sebep Nuh Aleyhisselam en birinci Resul idi degenge delil kılıp keltirdik. Nuh Aleyhisselam en birinci Resul idi. Allah Teala Nuh Aleyhisselam mı demek yubardı. Kanı delil ayet. Allah Teala Kur'an'da dedi ki İnna arsalna Nuhan ila kavmihi an anzir kavmaka min qabl an yatiyahum azabun alim. Biz Nuh'ni kavmiga rasul qilib yubordik. Rasul qilib yubordik. Ve ularga azoblantiruvchi, alamlantiruvchi azob kelishidan avval ogohlantiring qavmingizni dedik. Nuh alayhisalomga ogohlantiring. Azob kelib qoladi deb ogohlantiring dedi. Nuh alayhisalom aytdi: "Ya qavm, ey qavmim, men sizlarga açıktan açık agahlantırıcı peygamber ben dedi. Agahlantırıcı ben. Ne menese? U'budullah. Bir Allah'a ibadet kılınlar. Allah'tan korkunlar. Menge itaat etinler dedi. Üç tane sen. Allah Teala sizlerin günahınlarını keçiredi. Ve yuakhirukum ila ecelin musamma. Belgilep koyulgen ecel müddet geçeyi, ecelinler keçeyi keçiktirip duradı. Kendine düşünemiz. Kendi öz hemen eceli öz bilgilenen vakti kemeydi mi? Ha? Allah Teala sizlerini bilgilep koyan ecelinler geçe ki çitiredi deyipti. Bala yubarmayı turadı. Ecelimizden evvel hem Allah Teala bilgilep koyan ecelden evvel Allah Teala gazap kısa bala bilen halak kılarken. Balalar gelip halak bularken insanlar. Çünkü ne deyipti ki sizlerge eğer Allah'ını bala eskize ecelinlerini evvel hem ölüp getesiler. Şu bilgilenen vakit geçeyin, eğer ibadet kısaylar şunu geçeyin, yaşaysınlar diyebdi. İnne ecelallah izâ ceele yuakhir. Allah'ın eceli kese, o keçikmeydi. Levküntüm ta'lim, eğer sizler bilseyinler diyeyim. Bana şu ayette en birincisi, anladığım faydalardan biri, evvelü sebep, azabının birinci geliş sebebini Nuh Aleyhisselam bayan kıldı. Azab, adamlarına gelişlik sebebi. Birincisi dindin inharaf. Buruluşluk. Dinli özgertiriş. Peygamberler alıp gelgen dinli özümüzde uruf adetlerimizge, özümüzün toy toy anamızge, özümüzün akım turuşumuzge, özümüzün havai nefsimizge, ayallarımızge muvaffak geledi yankı dinli özgertirgen vakitte azap gelerek. Din havai nefsimizge doğru kemeseyen biz şunu kabul kılışımız gerek. O din bugün için. O din bugün için.
Şündiniz mi? Azabın en birinci geliş sebebi dindin buruluşluk, dinini özgertiliş vakti de azap geledi. Şunun için Nuh kavmi ibadet, yalnız Allah'a gibi olan ibadetini özgertirdi. Ved, Yağuz, Ya'uk, Suva' bunları özgertirken de Allah Teala azap gelişini haber veriyordu. Sizlerge en enzir kavmeke min kabul en yetiyem azabın elim. Elemlentirici azap gibi kalışıdın evvel kavminizde hazır agahlentirip koyun diyordu. Agahlentirip. Allah Teala Kur'an'da فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ Ötken azap giyen taifelerini, kavmlerini Allah Teala, ümmetini bitti caymaz, bir yüzde ümmetini haberini veriyet. Öşe halak bu gelenlerine hemesini biz ulanını giyen günahları sebebiyle üşedik diyordu Allah Teala. Bir kardım halak kımadık. Ulanının giyen günahı sebebiyle üşledik. Ulanını bazılarını فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا Ulanını bazılarını tepelerden taş yağdırdık. Taş yağdırdık dedi. Ve minhum men akhadathu sayha. Bazılarını şunda bir tavuş geldi, hemen kırılıp öldü. Bir tavuştu özde. Ve minhum men khasafna bihi al-ard. Bazılarına bir kavmini yerge yutkuzduk deyipti Allah Teala. Ve minhum men aghraqna. Bazılarını ise su bilen gark kıp öldürdük. Allah Teala ularga zulüm kılmadı, lekin özlerge öz zulüm kıldı dedi. Ana şu Allah'ın balası afet kip kaladı eken. Müslümanlar Uhud cengide, gazatıda yenildi. Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam etti ki, ellikte kemançını Cebel-i Rumat'taydı, kemançılar tağı. Şu yerge koydu da etti ki, eğer biz ölüp, bizi ölügümüzünü, öleksemizini kuşlar gelip çokup yiyepseyem dedi. Şu tağdan düşmeyinler dedi. Buyruğunu görüyorsun, peygamberin buyruğunu. Peygamberinin ölü günü kuş gibi çok yapkenini görürsen düşmesinlikle buyurdu. Allah Teala nusretini verdi. Kafirler çekindi. Kafirlerinin bayraklarını teşep kaçtı arkaya. Müslümanlar kudu. Peygamber Aleyhisselam etken dedi. Kim şu gazatta, kim mi ne mi olsa şunudan algen ölcesi özge diye dedi. Bunun çıkıp kalsa altın bu özge. Bunun ne mi kılıç çıksa bu özge. Bunun atın üşü bu özge. Şundan Müslümanlar haligi caydayan dünya karayın sahabeler dünya berber yendi. Etki tepede durdu 50'yi. Keman düşe. Ha bunlar pestegiler haligi kaşkendin ki hemen yığıştırıp özgü yığıştırıp yazıp. Hele etti iyi. Ha tükep kala diyen bu diyor. Ha bizden düşeylik dedi. Şimdi sahabilerin eşi başlığı emir etti. Yok düşmeyinler Peygamber Aleyhisselam düşmedi. Etki yok ya Ali ket diyor bu düşman. Biz çüp bizim alaylık dedi de şerik olayını yugurup düştü. Allah Teala musibetini yubardı. Arkadan cenk askeri gelip Müslümanlarını şu yerde halak kıldı. Şu yerde kança 70'i öldürüldü. Şundan ayıttı ki ha biz Bedir'e bargen vaktimizde şu cahide giden 3'ten bittemiz bargen biz. 300 adam barıp öldürüp giden biz. Bu yerde min tebop durup biz hazır kanla yenildi. Dedi. Kanla yenildik bu. Ha biz hakmaz mız mı? Allah bizge nusret vermeydi mi? Peygamber biz bilenmez miydi? Peygamber hem yengilerdi mi? Ebu Bekir cennetle haber vergen adamlar bizi içimizde bu. Kanla yenildik biz degen vakti de Allah Teala cevap verdi. Allah Teala dedi ki اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Sizlerge musibet giden vakti ularge Bedir'de kafirlerge bunun iki beraberini ötküzüp koyan edinler. İki beraber musibet ularge ötküzdünler. Lekin bu yede erzimegen nesebini yenilip durmuşlar. Ettiğinler ki enne heze kayadan kedi buna kanese. Nimege biz yenmedik diye hepsiler. Ettiğin ey Muhammed Aleyhisselam. Özünlerinin nefsinler, özünlerinin içinden kıyan günahın sebebi bu oldu bu dedi. Peygamberini bitti etken nesesini kımadın. Şun bilen bütün nime tarihte yazıla diyen musibetine ak geldi. Bitti emriye hılaf. Peygamberin bir emriye. Bugün günde bizi başımızda geliyken musibet, üyümüzde, hanadanımızda buluyken musibet, namaz okuyup ben nime gemin musibetten çıkmayayım ben deyipken biraderler olsa bilip koysun ki halı köp şeriyetini kımayıp sizi kendi. Şunun için başınız musibetten çıkmayın. Ayet yaptı ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ اَنْ كَثِيرٍ Şunu özü de Allah Teala ait yaptı. Sizlerinin köp günahınlarını Allah Teala keçiri var yaptı. Eğer hemen kıyın günahınlar bilen sizlerinin musibet cezala gendi, indi geçe hiç kim yaşamayken bulardı. Bize ne kılıyetken günahlarımız sebebiyle Allah Teala eğer cezala gendi, hazır geçe hemimiz halak bulgen bulardık. Allah'ın azabı bilen. Allah Teala ait yaptı ki, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Kanday musibet kese, sizler kolinler kıyan sebebiyle, kolinlerle kesip kıyaninler için şunu sebebi bilen geliyordu, şu musibet. Ve şundayam Allah Teala يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Köpsini keçir var yaptı. Köpsini keçir var yaptı Allah Teala. Hemmesini hesaplamaya yaptı Allah Teala. Allah Teala hemmesini yine hatalarımızı keçirsin. اِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ اِذَا جَعَ يَعَمُّ الصَّالِحِ وَالطَّالِخِ Demek ikincisi Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bana alın yaptı. Allah Teala Kur'an'da kilitirgen ayetten. Allah Teala'nın azabı kese ne dedi? Keçmeydi. Allah'ın azabı geliştiğinde evvel, eceliler geliştiğinde evvel ne kutladı? Allah'ın azabı kepip kalış mümkün deyken cahilere kepip tohta ediyen Musa. Allah'ın azabı kegende tenlep kemeydi. Yamanlar hani? Bunlar halak olsun. Yakşılar kalsın demeydi eken. Yamanlarına koşulup yakşılarım hemen halak olur eken. Allah'ın azabı kegende. Allah'ın azabı kegende yamanlarına koşulup yakşılar hem halak olur eken. Allah Teala Kur'an'da وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ وَاَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Şunday fitnelerden, musibetlerden korkunlar deyipti Allah Teala. O fakat zalim kavimlerini has özge kemeydi. Fakat zulüm kıyanlarına yine kep koymaydı o. Hemes kitet deyipti. وَاَلَمُوا بِلِنَّ Allah Teala en ikab cezası kattık zattır Allah Teala. Allah'ın cezası ağır. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu etedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam etti. İnne fî hâzihi l-ümme hasfun ve meshun ve qaf. Peygamber aleyhissalatu vesselam etti. Mene bu ümmette de yaptı. Peygamber aleyhissalatu ümmeti. Bu ümmette dedi, hasf yer yutuşlar bulat dedi. Ümmetini yer yutadı. Kança kança cahilerini yut yaptı yer. Ve kança kança garık bol yaptı. Su al yaptı. Yine onu televizyonlarına çıkarıp bir meçittekiler kaptı deyip körsüyek biz. Hemen cahayı su basıp alıyan meçit kaptı deyip. İbretlenme yapmış. İbretlenme yapmış. Allah mucizelerini körsüp koydu. Yer yutuşlar buladı. Mesk. Mesk insanın yüzünü özgertirilişliği buladı. Allah Teala Yahudilerine ne kadı? Künü kiradaten hasi'in. Maymun geylenilerdi. Maymun geylentirdi mi? Bu ümmette şunday özgerişler, hılkatlı özgerişi buladı. Birov kulaksız tuğul yaptı, birov közsüz tuğul yaptı, birov iki kol bilen tuğul yaptı, birov iki baş bilen tuğul yaptı. Hılkatlar özgerdi mi? Peygamber aleyhisselam haber verip koyuyordu. Şuna kadar buladı bu ümmette. Ve kazıf ve taşlar yağılış buladı bu ümmette başı geriydi. Peygamber aleyhisselam. Bir kişi Müslümanlardan türüp etti ki ya Resulallah bu kaçan buladı dedi. Kaçan buladı deyken de Peygamber aleyhisselam İzâ zaharatil kaynat Şüleyt'e diyen eyallar bu gende. Vel maazif surnaylar çalingende. Ve şuribetül humur araklar içilgende şu bulat dedi. Sünen-i Tirmizi'yi de kilitledi. Kitab-ül Fiten'de. Ayşe radıyallahu anh ayet yaptı ki Peygamber aleyhisselam ayetti. Yekûnü fî âhiriz zaman. Ahirki zamanda hasf yer yutuş, hılkat özgerişleri ve taş yağış buladı. Şimdi Ayşe annemiz eyti yaptı. Ya Resulallah enuhleku ve fine salihun şu vakitte biz içimizde salih kişiler bulatırıp biz halak bulamız mı? Salihler var mı biz içimizde? Ya biz Allah'ı da şöyle bilen kutulup kalamız mı? Hele Resulallah hemen git edin. Sonra geldi Peygamber Aleyhisselam cevap verdi ki he halak bulasınlar. İza zaharal el hubus. Hubus iplaslıklar köpeyip gitkende hemen gitesen dedi. Hemen baravara gitedi dedi. Ve Sünen-i İbn-i Macce dekiledi ki لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَ ف۪ي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا اِلَّا فَشَ ف۪يهِمِ التَّعُونَ وَالْاَوْجَى Kaçan bir kavimde fahişelik evcige çıkıp hatta açıktın açık fahişeler uyarmayınıza bir emala bok kaldı ya. Buzuklukler, buzuk nümeler, hemesi hazır hakla gen. Nüme deyimiz? Her adam öz hürriyeti. Hala sen göresen, hala sen görmeye ötüketesen gözün yumup deyimize. Şunlar bu pekan vakti de yaptı.
Faşa fihim ta'un. Ularda ta'un dertge şunday nimeler bolar? Dava tapılmayan dertler çıkadı. Vaba deydi. O vaqtda. Biz daha da speed. Başka şu davası yok keseller. Ve avca şunday keseller çıkadı ki elleti lem tekun fil eslafihim ellezî madav. Evvelgilerde bu megen keseller tapıladı. Kasarlayam tür köpek yetti de iş etti ya. Keserliyem türü köpeyip gitti. Darayam gitmeye kal yaptı diye yaptı. Kayadan çıkarırken Allah Teala yubar yaptı bala kılık. Üçüncü şu Allah Teala'nın hele ayette kavminizini agahlantırın azap gelişinden evvel. Degen ayeti yine şundan anlayarken paydalardan üçüncüsü peygamber, rasuller ve peygamberlerinin alıp gelen en birinci daveti tevhid bu. Tevhid. Karayın. Min yıl Adem aleyhisselam bilen Nuh aleyhisselam devri geçeyin ne kadar? Min yıl, 10 esir etti. Adamlar buzukluk kıldı. Kabil ne devreden başlandı buzukluk? He? Zina kıldı. Pasıklık kıldı. Adam öldürdü. Peygamber yubarılmadı. Resul yubarılmadı. Tevhid Allah'a şeriklik kılınmadı. Derrol Allah Teala neye yubardı? Peygamber yubardı. Tohta indi. Şimdi bu yağı dürüstmez. Resul yubardı. Gördünüz mü? Allah Teala günahlarını keçirmedi. Şirkini keçirmeydi degen şu. Şirk keçirilmeydi indi. İhtiyat buluş gerek. Bütün günah kılıp durup şirk kılmayan adam bu insan inşallah necat takmadı. Allah Teala bana Nuh geyik etti. Demek birinci davet nimeyken tevhid. Peygamberlerinin daveti. Tevhid. U'budullah ve tekuvvetiyun. Nuh Aleyhisselam nimede yaptı? Allah'a ibadet kılınlar bir özüge. Allah'dan korkunlar, minge itaat etinler diyetti. Mene Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Muaz radıyallahu anh'u bilen bugün vakiyede Peygamber aleyhissalam Muaz bilen bir günü minge şüphet yetudu. Şimdi ey Muaz dedi. Allah'ın bendeler tepesindeki hakkı ve bendelerinin Allah'ın tepesindeki hakkını meyken biles mi diyken de Muaz radıyallahu anh dedi ki adab bilen Peygamber Allah ve Resulü bilir uçurak ya Resulullah dedi. Allah ve Resulü bilen özge tapışıyordu ilimle. Hakikatten bunlar adaflı bugün. Peygamberinin kança hadislerini bizge şöyle yiyor. Bize en bir mesela bir nesene bir zarur bir hadisine etmek çok. Bismillah peygamber deyse de başlasanız bir ayete manaka bugün eken de cevap var et. Bu oldu. Hele size etmek çok bugün nesene esinizden çıkardı. Adamlar yetiştirmek çok bugün nesene kaladı. Adam menfez sıkıp getirdi. Eğer sahabelerden bizge hoşa bir adab bugün de ey Resulullah manaka de biz ilim sıkıp getirken bulardık. Ular cüdeyem ilimli, lakin adablı bugün için ümmetke paydalı nesi eytedi peygamber deyip durup ilimini aldı, adamını aldı da, peygamberini aldı da kadem koyma gel. Siz eyti kalın deyken. Allah Resulü bilet deyken. Ha bize de olsa hazır, mevbid de cayda oturayım. Hemen alın. Cim oturup çıkıp gite öğrenmiş. O adamlar yetişipti dedi. Bana Allah ve Resulü biledi degenden keyin Peygamber aleyhisselam aytdi. Hakkullah alel ibad. Allah Taala'nın bendelerinin tepesindeki hakkı, bendelerden soraydigan hakkı. Allah'a bir özge ibadet kılışligi, Allah'a şirk keltirmesligi dedi. İbadet şirk keltirmez. Ve bendelerinin Allah'ın zimme Allah'tan erte günü kıyamette talep kıladigan hakkı bendelerin Allah ya Allah mana şunu berin. Ella yu'azzib men la yushrik bihi şey'a. Allah'a şirk keltirmegen adamı azaplamasligi. Allah'a şirk getirmeyen adam mı? Azaplamasını gidiyor. Rava el Beyhaki bi senedin hasen. Mene Beyhaki rivayet kıl yaptı. Ennehu lemme zahra nebi bi daveti beynen nas. Peygamber aleyhissalatu vesselam birinci peygamber olup gelen vaxtında davetini eyte başladı. Kafirler, müşrikler nime kılıçtı? Peygamber aleyhissalatu vesselam tohtatmak gibi yaptı davetlerini. Eşitmeyler cinni dedi. Bir ayet ki yok, sihirgar dedi. Sihirlep koyadı. Bir ayet ki kahin dedi. Her hıl şair dedi, toku yaptı özü dedi. Her hıl nasıl etti. Bu mu yaptı? Allah Teala hidayetle yaptı, adamlar irgeç yaptı. Şimdi kafirler cemlendi bir cahaya. Eçti ki toktaylar. Şimdi bunu bir kızıktırıp mal bir köreylik, dünya bir köreylik, mensep bir köreylik, özümüzü ağdırıp alaylık dedi. Şimdi kılıp yenmezsek yenmeyimiz bu kişinin dedi. Dinlerini dünya bilen satı etken kişiler az yine dünya verse
Hahlagan gapini gapirtirayotgan kişiler ehtiyat bo'lsin. Payg'ambarning yo'li emas ekan. Aytayaptiki, borib ko'raylik dedi. Shunda Husayn ibn al-Munzir al-Xizoiyni o'zlarining kattasi ekan, kofirlarning. Payg'ambar alayhisalom oldiga yubordi. Sekin keldi. Ey Muhammad dedi sallallohu alayhi vasallam. Sen kelgandan bu yog'iga jamoatlarimizni to's-to'sini chiqarding. Biz bir qo'l bir tan edik. Bizi buzuvarding. Subhanalloh, haq kelgan vaqtda shunday bo'ladi. Batil o'z-o'zidan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun bo'linganday bo'lib ketadi-da. Haq shunday narsa. Yaq etib bir zulmat bo'lib turgan xonaga yorug'lik kirganda qanday yarashadi? Haq shunday narsa. Shunda va falan 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 narsalar qilding. Agar shu sen aytayotgan narsalarning orqasida bir maqsading bo'lsa dedi. Mol dunyo yig'moqchi bo'layotgan bo'lsang, ayta qol ochig'ini dedi. Avara bo'lib yurma, uyoq buyoq qilib. Ayta qol. Biz senga dedi, mol dunyo yig'ib beraylik, eng boyimiz bo'lasan dedi. Agar buni orqasida ayol xohlayotgan bo'lsang, ayollar ergashsin menga, ayollar ixlos qilsin deyotgan bo'lsang, biz Qurayshning eng chiroyli ayolini ko'rsataylik, shuni senga olib beramiz dedi. Uylanasan. Agar buni orqasida podshoh bo'lmoqchi bo'lsang, mayli seni o'zimiz tepamizga podshoh qilib rozi bo'laylik. Falan 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 narsalar aldab ko'rmoqchi, o'tkizmoqchi. Gapirdi. Shunda payg'ambar alayhisalom boshini kuy solib, tinglab turdi. Bo'lgandan keyin aytdiki, "Afaraqta ya Abu Imron?" "Ey Abu Imron, bo'ldingizmi?" gapirib dedi. "Bo'ldim" degan edi. "Men ba'zan bir narsa so'rayman, javob bering-chi" dedi. "So'ra, nima so'raysan?" dedi. O'ylayaptiki, endi bir dunyoni, bir narsa so'rasa kerak-da deb o'ylayapti-da endi. "So'ra" dedi. Deganda payg'ambar alayhisalom, "Ey Abu Imron, nechta ilohga ibodat qilasiz?" dedi. "Nechta ilohga ibodat qilasiz?" dedi. Shunda aytdiki, "7 ta. 6-tasi yerda, bittasi osmonda" dedi. Alloh osmonda, 6-tasi yerda ibodat. Biri yomg'ir xudosi, biri musibat xudosi, biri farzand xudosi. Shunday deb bo'lib olgan. Shunda aytdiki, "Ey Abu Imron" dedi. "Moling halok bo'lganda qaysinisiga duo qilasan?" "Osmondagisiga duo qilaman. Yerim, mol, dunyo yonib ketganda osmondagisiga duo qilaman" dedi. "Yomg'ir yog'maganda qaysinisiga ibodat qilasan?" dedi. "Osmondagisiga ibodat qilaman" dedi. "Falon falon narsalar bo'lganda qaysinisiga ibodat?" So'ragan narsani hammasida osmondagisiga ibodat qilaman" dedi. Shundan keyin aytdiki, "Bitta o'zi qabul qiladimi yo hammasimi?" dedi. Deganda, "Bir o'zi qabul qiladi. Bir Allohni o'zi qabul qiladi." Aytdiki, "Musibat kelgan vaqtda Allohga iltijo qilasanmi, shukrlik kelgan vaqtda yerdagilarga, butlarga taqsimlab berasanmi?" dedi. Ko'rdingizmi? Shunday qilib payg'ambar alayhisalom bu kishini tavhidga, dinga da'vat qildi. Nuh alayhissalomning qissasiga qaytamiz. Nuh alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo laqad arsalna nuhan ila qaumi, Nuhni biz qavmiga rasul qilib yubordik. Allohga ibodat qilinglar. Allohdan boshqa iloh yo'q sizlar uchun. Men sizlarga azim, buyuk bir kun, qiyomat kunini azobidan qo'rqaman deb yubordi. Ikkinchi boshqa oyat, boshqa turdi. Demak, biz yubordik deyapti Alloh taolo Nuhni. Alloh taolo Nuhni yuborgan vaqtida tavhid bilan shayton alayhillana ham yerda unga qarshi chiqadigan qalqonlarni tayyorlab qo'ygan ekan. Unga qarshi chiqadigan odamlarni. Iltimos qilamiz, hamma telefonlarni o'chirib qo'yinglar. Telefonlarni o'chirib qo'yinglar 2 soatga. Juda ham yaxshi bo'ladi. Shundan alayhillani yerda tayyorlab qo'ygan ekan. Nuh alayhissalomning davrida payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida yerda bir kofir, bir podshoh yerni boshqarib turar ekan, hukmronlik qilib. Yerda kofir podshoh yerda hukmronlik qilib turardi. Hammaga Nuhga dedi, "Nuhni eshitmanglar" deb buyruq qildi. "Nuhni eshitmanglar" deb buyruq qildi. Hali podshoh. Shundan mana Alloh taolo aytayaptiki, "Qolal mala'u
min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Nuh aleyhisselam davet kılıç kegende şeytanın askerleri çıktı. Qala al-mala. Paşalar, zedeganlar, baylar, kattakanlar aytishdi ki, qavmidan, Nuhni qavmidan aytishdi ki, "Ey Nuh, biz seni adashib ketgan deb ko'ryapmiz. Adashib ketding, ov." deyishdi. Ko'rdingizmi? Ochiqdan ochiq adashgansan deyishdi. Ular Nuh alayhissalomni da'vatini qabul qilmaganligiga 3 ta narsani dalil qilib keltirishdi. Nuhga 3 ta narsani aytishdi. Seni da'vatingni biz qabul qilmaymiz. 3 ta sabab bor. Birinchi aytgan sababi Alloh subhanahu va taolo buni 3 o'rni ham Qur'onda zikr qilyapti. Nuh payg'ambar bo'lib keldi, Allohning risolatini aytdi, qavm qabul qilmadi, 3 ta sabab keltirdi. Biri Alloh subhanahu va taolo mana Qur'onda فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أنا باش كتلر قوم نوح قوم دجنا كتلر بايلر أجتكي قوم دن كافر بوجنلر كافر بوجنلر أجتكي ما نراك إلا بشرا مثلنا. Peygamber men deysen özümüzge okşayan insan sen o dedi. Birinci sebep. Peygamber men deysen, Resul men Allah yubardı deysen, özümüzge okşayan insan sen o sen. Kandı peygamber buluşun mümkün diye etti. Min yıl Adem aleyhisselamdan Nuh geçeyi, min yıl on esir peygamber kime gel? Şundan bunlar kellesi giyem sığdırama yaptı ki, peygamber insanlardan çıkışlığını tesavvur kalan. Öyleydi ki peygamber Allah'ını aldığın bir perişte kese gerek de böyleydi. Birinci sebebi senge ergeçmey misin? Bizge okşayan insan sen deyipti. Şunerli mi? Nime üçün Allah subhanahu ve ta'ala onday bulsa bular şunday mücadele kılıp teleşip tartışmasını üçün perişteden Resul yubarıp koyakamadı? Bak şunun için mene şu saval bilen cüdeyem köp kafirler dinini kabul kımagenler mene şu nesene cevap getirgen biz bizge hoşçakalın insan senin biz seni davetini kabul kımayımız değişken her şey yaptı ki Allah Teala mene ve mâ mena'an nâsen yuminu iz ca'ahumul huda illa en kalu ebe'athallahu beşana rasule. Yani adamlarını hidayet kelgenin ki iman keltirmeslikleri iman keltirişti men kıyanlarsa hidayet kelip İman keltirişti men kılıyatken neyse nimeydi? Onlar ayetti ki Allah Teala bizge okşayan bir insanlı peygamber gibi yuvarar mıydı? Bu bizge okşayan insan mı? Şu yan peygamber bulan mı? Diyegen gap bilen hidayetten burulup gitti de yaptı. Allah Teala eğer peygamberini periştelerden kılıp yuvarken de meleklerden kılıp onlara gapleşişlik mümkün bulmazdı perişteler bilen. Gapleşlik. Ve onlarını körüşlük perişlerini körüş mümkün bulmayan bulardı. Nime gediyse birinci mertebe Peygamber Aleyhisselam en taze, en pakize Peygamber Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem körgen vaktide ayak kolu kaltırıp özünü tutamazdan üyüge gelip özüne ketip kaldı. Zemmiloni zemmil, beni orayılar orayılar bunu yapmam dedi. Körgende yürekler bardaş vermezdi. Kengi seferlerde körmey kildi. Vahiyini körmey apkir Cibril Aleyhisselam. Şunu özü de sahabiler aytadı ki bir günü Peygamber Aleyhisselam'ı tizzeleri beni tizzem tepesliydi. Vahiy kegende şuna ka ağırlığı giden tizzeleri beni basıp tizzemi yarıp yuvarıydı dedi. Ağır periştenlik görüşlük vahiyini. Ve pişeneler terlep giderdi. Şunun için eğer her peygamber perişte o gene de bizi aldığımız ikiyende hemen terlep giderdik de. Hemenimiz kıynalıp ağırıp hemecayımız. Ve yine ayetledi ki perişteler kafırların körüngen vakti de onlarca ölüm halaket bulat dedi. Kafırlarca. Bu musulmanca körüngen. Ben Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da ayetledi ki yevme yaravnel melaike la büşra yevme izin lil mücrimin. Perişteleri körüşedi şu vakti dedi. Ölüm vakti de halak azap giden vakti. Şunda onlarca mücrimlerge, günahkarlarge indi hursançilik yok indi onlarca dedi. Körgen vakti özü bitti degeni kendine. İndi mücrimler gelip gidip günah deyip eğitse perişteleri körgen de öz biterken, ölerken. Şunun için perişteler bu gene de ularını körüşlük, ular bilen gepleşlik mümkün bulmaz dedi.
İkinciden, şu sebepke göre eğer perişteni Allah Teala peygamber kılıp yubargende onu insanlı suretine eğlentiriş gerek bulardı deydi. İnsan suretine geliş gerek indi Adem'in aldığı. Perişte suret demez. İnsan sureti de kimse yine eterdi ki ya işan mı yapmış sen perişte sen mi insan sen mi derdi. Allah Teala Kur'an'da yaptı ki وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer biz perişteni peygamber kıyandı onu insanga eğlentirişimiz gerek eğlentirerdik. Ve insanga eğlentirgenin ki ularga çigel bu gendese haliyem çigel bu bara uğrardı. Yani insan o bu. Perişte buna kabul olmaz gerek. O bizi okşap durup deyip haliyem ikkilenip oturuverdi o. Dedi. Üçüncüden eğer perişte kılıp yubargende peygamberini bir gün iki gün itaatta geldi ki üçüncü gün eterdi ki indi bu oldu derdik. Ha sende şahvet yok. Senden perzent görmeysen, seni kıynelmeysen, aşkamaysan, uklamaysan, sen karşından Allah yarattı. Ha ben bala çaka bakışım gerek yok deyimiz. İbadet deysen, ibadet deysen deyimiz. Ha bala çaka mı kim bakardı deyken bulardık da. Ha bize uklaşımız gerek yok. Kaçan ibadet. Uklaşımız gerek. Kıynel yapız. Birbirimizge münasip olmayan bu hareketimiz. Çünkü Allah Teala özünün cinsinden kıynel edigen, maşakkat gör edigen, azariyet edigen, kesel bol edigen insanını Allah Teala peygamber kıldı bizge. Nuh aleyhisselam'ya ergeşmeyimiz degen de ikinci sebebini keltirişti. Birincisi bizge hoş geldin sen dedi. Adam sen dedi. İkincisi etken nesesi وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك الذي إلا اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضيلنا وبادي الرأي بادي الرأي. İkinci etken sebebi senge ergeşekkenler pes tabakalıklar ergeşyapti. Ve oylamay ergeşediyenler çukur akıl işletmeyekkenler ergeşyapti. Hiç görmeyip senge ergeşekkenler baylar bedevletler, mensebdarlarını görmeyip mi senge ergeş yapkenini? Bütün etrafında yalan ayaklar. Dip şunu sebep kılıştı. Allah Teala imanını, Allah'a bir ehedet, hamdü sanalar bolsun. İmanını bazarda satıl edigen, bir altın ya ki yakutke okşatıp, onu bayiler yine satıp aladigen. Pülü yok, beçare, miskin, kembeğal ve yalan ayaklar kolu yetmeyi diyen koymadı onu. İman ne? İman altın, yakuttun hem, cevherdin hem kımmet bozayan, onge heme tabakada insanlar kolu getirişi mümkün neyse koydu Allah Teala. İman ne? Heme tabakada kembeğal hem onu kolu getirdi. Lekin o imansız baydan köre efzel duradı. Allah Teala şunu da yıkıldı. Çünkü insan kança bedevlet bu mesin imanı bu mese dünyasını teşeydi diye yalgız dünyasız imansız keter. İnsan yalan ayak bulup durup imanı bilen bu se ölgende hemen esesini teşeyip iman bilen keter. Bir tanesi artık keti yaptı ya. Ölgende bir tanesi artık keti yaptı. İman keti yaptı artık. Peygamber Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da ayet ki inne ekremekum indallahi etkakum. Allah Teala ayet ki sizlerini her kıl şuub kılıp kabile kabile kılıp yarattık ve sizlerini en mükerrem en uluğunlar kim dedi? Takvadarınlar dedi. Allah'dan korka digeninler dedi. Allah'dan korka digeninler dedi. Ular bilmedi şu neselerini ayet ki ne karesek etrafında hemen yalan ayak tabaka pes tabakada giler. Diyenler sen delil kılıçtı. Hadiste Allah Teala Peygamber Aleyhisselam etiyordu. Allah Teala sizlerinin suretinlerge, sizlerinin malinlerge karamaydı Allah Teala. Allah Teala sizlerinin kalplerinlerge, sizlerinin kılayetken emelinlerge karaydı dedi. Bu ne sen bileydik. Ebul As Sehl ibn Sa'd'in Sa'di eytedi ki merre racul elen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam oturgen idi. Bitti adam ötüp gitti. Heşemetli, kingen, debdebeli. Adam ötüp gitti.
Peygamber aleyhisselam yanındaki kişiye karar etti ki, bu kişi hakkında ne istedi? Hele ki adam Peygamber aleyhisselam yetti ya Resulallah, bu adam şerefli adam. Rolü adam bu adam. Kayağa varsa bu gepi iki olmaydı bunu. Birağa savuç koysa savuç kaytarılmaydı bunu savuçsı. Bu araleşti iş bitirdi. Birağının ortasına şefaat geçişse bunu kaytarılmaydı. Gepi iki olmaydı yani adam. Şuna kadar bu adam dedi. Peygamber aleyhisselam indemeyi durdu. Biraz zengin başka bir adam eti kaldı. Peygamber aleyhisselam hele kişiye kalab etti ki bunu sigelemedi istedi. Ya Resulallah bu Müslümanlardan bugün bir kişi dedi. Müslümanlarının kembeğal bir Müslüman dedi. Bu adam kayağa varsa savcı bu hiç kim vermeydi bunca kız. Bu adam iki adamın ortasına çüşüp varsa ne makı bilirsen özü burnunu tıkı bu yerde de beytedi. Gepiyem kabul olmaydı bu beçaranı dedi. Peygamber aleyhisselam etti ki mene şu adam dediler. Hâze hayrun min mil'il erzi misli hâze. Ama bu adam ho ana o baya etkeninge o şekerlerini yir tuğlasından göremeş bittes yakşı dedi. Ho ana etken imansız deyken hele gepik gibi olmayan mintesinden bana bu bittes yakşı dedi. Din kettemen, küçükmen pes tabaka, tepe tabaka abro mensep deyken seni din yekirdiğiniz yığıştırasın. Hemen birader de bilesin. Hemen birader biz gidip bilesin. En kembeğal adam bilenem görüşesiz, en bay bilenem bir kıl görüşesiz. Din şuna kadar din. Biz için de örgütledi. Bana Bukhari'de kelyetti, Abdullah ibn Abbas eytiyetti. Ebu Süfyan, bunu vakiyesi bizge cüdeyem uzun tarih, kıskat rivayetemiz ki, bu kişinin Hirakıl'ge bargen vaxtıda, Hirakıl padişahı, Ebu Süfyan'ın Şam'da, Topadada aytadı ki, Müslümanlar hakkında, çıkken peygamber hakkında soramakçı oladı. Şimdi karenler, Kureyş'ten kegen kim barakken bazarda üşşap kegenler deyse, Ebu Süfyan doğru kep kaladı. Ebu Süfyan'ın üşşap geledi, bir cemaati bile. Şimdi padişah Hirakıl'ı otkızadı da aytadı ki, bunu bir yege otkızınlar, en kette iner kim deyse, Ebu Süfyan deydi. Bunu bir yege otkızınlar. Kagenlerin arkasındaki otkızınlar deydi. Men senge savalları veremem deydi. Doğru cevap ver deydi. Eğer mabada bu yalan yapırsa sizler başınlarını kımlatınlar. Ya yalan demektiler. Doğru olsa başınlarını kımlatınlar. Ya rahatsız demektiler. Ebu Süfyan indi ilacı yok. Arkaya kara beyt almaydı. Arkadayılar yalan deyip koyuş mümkün. Ebu Süfyan etti. İki tane seneden hicalet demen deydi. Biri deydi. Yalan yapırmak için peygamber hakkı da deydi. Yalan yapırmadım doğrusunu ettim deydi. Biri deydi. Adamlar beni yalancı deyip koyuştum korktum deydi. Başan aldı. İkincisi men şerefli adamım ben. Men ertek günü bu yerden çıkandım ki Ebu Süfyan yalan yapırdı deyken ar namusunu korktum deydi. İki tane senin korktum deydi. Şimdi Hirakıl soradı. Peygamber aleyhisselam hakkında sorup durup sorarken neselerin içi de unge ergeş yetken kişiler zayıf kişiler ergeş yaptı mı? Ya abroğlu ketteler ergeş yaptım deyince Ebu Süfyan etti. Zayıf kişiler ergeş yaptı dedi. Kembeğal miskinler dedi. Hirakıl etti. Hirakıl kitaptın haberi var dedi. Tavrat, İncil'lerini okuyan adam idi. Etti ki bu peygamberler onlara şu atbağlar ergeşedi. Kembeğal miskin yalan ayakları ergeşedi. Bu şunun sifati dedi. Gördünüz mü? Bu şunun sifati dedi. Durup geldirdi. Mene tarihe karaylık. Tarihe. Nuh aleyhisselamın kavmi ne dedi? Senin etrafındaki ergeşgenler hemen pes tabaka yalan ayaklar. Biz kandaya indi bu kabul kımayakımız dedi. Biz ayetimiz ki din şunday ki insanın derecesi, mertebesini bir kılık koyduğun derse deyelimiz. Ebu Bekir radıyallahu anh. Bilal radıyallahu anh'ını kulb olup, kıynelip, kafirlerin kolda azablanıp yatken vakti de Bilal radıyallahu anh gelip pulu bilen satıp aldı. Bağ yedi Bilal. Ebu Bekir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ını bağ yedi. Bilal'ını satıp kutkarıp aldı da kul edi Bilal. Azat kıvardı. Habeşi yedi. Karatenli yedi. Gideyem tabaka pes. Lekin dinge girip İslam'ını kabul edenden keyin en aziz mertebeye erişti ki Ebu Bekir bilen teng mertebeye erişip aldı. Ömer radıyallahu anhu ayet yetti. Menakib sahabelerinin menakibleri hakkında keltirgen vakti de Buhari'de keltiriyordu ki Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir seyyiduna ve a'taka seyyidena dedi. Ebu Bekir bizi seyyidimiz dedi. Kettemiz, uluğumuz.
ve en seyyidimiz, uluğumuz Bilal'ını azat kıyan dedi. Bilal'ını en seyyidimiz deyetti Ömer. Bilal'ını seyyidlik derecesine köterdi İslam. Bilal'ını insaniyilik derecesine, mertebesine köterip koydu. Değil mi? İslam. Kette bilen kiçkini, bay bilen kembegalini, mertebesini ne kıldı? Tenglek koydu İslam. Raculun min ehli Misr. Misir'den bir adam Ömer radıyallahu anh'ı aldı, geldi. Kaçıp Misir'den geldi. Misir şehrinde Amr ibn As Ömer'in yuvargen patşası, hakimi, Misir'e hakim kılıp yuvargen Ömer. Amr ibn As'ını şaka yuvargen. Şunun oğludun, hakimin oğludun şikayet geldi Ömer'e. Ömer yuvardı bunu. Sen şu yetti, başka tur deyip ne kaldı? Şunun da şikayet geldi. Gelip, ey emiril müminin, sizi aldığınızda bir mezlum, zulüm çeken adam, sizin aldığınızda panah tapa aladı mı dedi. Panahlense bir panah var mı iken dedi. Bir mezlum gel, Müslüman bir çare gel. Degen dedi, elbette panah tapa dedi, yapır dedi. Degen dedi, padişahımız, Mısır'daki hakimimiz dedi. Amr ibn As'ın oğlu dedi. Birge musabaka kılamız dedi, musabakalaşken edik dedi. Şunda men ozup gittim. Ozup gitkenimden gen kamçını çıkarıp beni urdu. Kamçılar rosa urup etki men İbnül Ekremin uluğ adam oğlu denem ozu sen misin he? Dedi. Burnunu köterdi. Din unakanı örgütmegen bizge. Uluğ denem ozu sen misin? Arkada yürüşkere idi de. Şundan şikayet geldi. Ömer radıyallahu anh'a hat yazdı. Tez de Amr ibn As özünüz oğlunuzu alıp tez yetekleyip menin gekeleyin. Medine'ye gekeleyin dedi. Medine'ye gekeleyinden keyin etti ki Mısır'ını çakırın diye çakırdı. Bunu sen urdun mu diye gene de ilacı yok. Başını eğip durup he dedi. Kamçını al dedi. Ur bunu oğlunu dedi. Her urgen de etti ki bu uluğunu oğlunu ur, uluğunu oğlunu deyip durdu. Ömer radıyallahu anh'u bu yapam kap gitmesin diye durdu. Uluğunun oğlunu olur. Dip durup kamçıladı da keyin Amr ibn As'a karab etti ki Munzu muzkem ta'abbettumullezine kad veledetum ummahatum ehrara. Kaçandan beri anaları hür kılıp tuğgen insanlarını kul kılıp aldınız dedi. Siz kulunuz mıydı bu ura diyen? Kaçandan beri anaları hür kılıp koyup tuğ koygen insanlarını kul kılıp aldınız. Özür emirül müminin men haberim bulmadı dediler. Bu yada din kanday tenglik, musavat, İslam dini belenler, pesler bölünü bölünü alış yok dinimizde. Mene Ceble İbn-i Eyhem degen kişi. Bu kişi Hiraklı'nın tarafıdan, Hiraklı tarafı, Rum paşası, Paris paşası bu gene, en kette paşaklı. Rum tarafıdan Gassan kabilesinin en ahırgı emirleriydi. Rum tayinlegen, Gassan'ge. Gassan kabilesinin en ahırgı nemesi emirleriydi. Bunlar Şam'da yaşardılar. Gassan dediler. Rum'nin imperiyasının nemesi de Koltay'gide. Rum karak durat değildi. Bazı da onlar şu Şam'daki Araplarga uruş kıldırar, uruş kıyınlar dedi. Biz arkanızda durup biz dedi. Gassan dediklerinde. Din şunçelik yetip vardı, uyaktakiler Arapları hem hemen İslam'ı kabullenenden kiin Ceble ibn Eyhem İslam kabullenmesi bu meydan bulup kaldı. Tez kabulle valla İslam'ı dedi. Benim Müslüman bu valla dedi. Derim bu kişiye Müslüman bu valla. Kabilesi hem hemen koşulup İslam'ı kabulle valla. Kiin Ömer radıyallahu anh'a hat yazdı. Ey Ömer bir Gassan'ın emiri münce kabilen bilen bir gerekte İslam'ı kabulledim deyip yazdı. Sizi huzurunuzu yaparmakçımız. Ömer radıyallahu anh'u cüdeyen hursan bop gitti. Tez kelin dedi. Keldi, Medine'ye caylaştırdı. Taam verdi, avukat verdi, yedirdi, içirdi. Mihman kıldı. Şimdi Ceble Kabe'ni barıp tavaf kılmakçı oldu. Sekin Kabe'ye barıp. Cahiliyet vakti deyen tavaf kılın gen bileslere. Kabe'ye barıp Kabe'ni tavaf kılıp yürgen idi. Beni Fazara kabilesinden bir kişi bunu izarını kiminin de bas vardı. Kimini baskandan ki kimi geçirdi. Şimdi ornudan turdu da Gassanlı emiri Ceble kattık açığı çıkıp haligini Faza, Beni Fazara kabilesinden boyun için bir urup
burnunu sindirip koydu. Haligi Beni Fazara kabilesinden bugün adam Ömer radıyallahu anh'ını aldı geçki atıp geldi. Beni Gassanlı emir iken Cebile degen kişi tavafta şundayı buldu, vakıya buldu, beni vurup burnumu sindirdi. Şimdi Emir-ül Müminin Ömer ibn-i Hattab Cebile'ni çakırdı. Gel bir yakın. Cebile'ni çakırdı da etti ki sen şundan şundan iş kıldın mı degen dedi. He dedi. Ha bu haliyen bunge dedi mulayimlik kıldım dedi. Ha bu Müslüman biraderin bosa. Dindarın bosa. Dindaşın bosa. Kandayı bunu burnunu kanat etsen. Degen dedi. Ya ben haliyen bunge dedi. Kabe'ni aldı da buldu. Kabe'nin hürmeti için bunu indemedim. Boğma kendi iki gözünü hem uyup alardım dedi. Yani Müslüman din degen nesi yok karay. Hazır bizde yok şey. Müslüman Müslümanın burnunu kanat yaptı. Müslüman Müslümanını oğurla yaptı. Müslüman Müslümanını kızını zınakı yaptı. Din degen kada o din degen nesini öyle yapken yok. Şimdi bunu gözünü hem uyup alardım degen dedi. Ömer radıyallahu anh indi günahını ikrarı bodun dedi. Kıyan işini boyunlap durup sen. Senge ikide yol. Ya bundan keçirim sorar. Üzürünle eytesen. Ya bu mesela seni hem kasas alıp burnunu vurup sindirer dedi. Degen de Ceble iyi. Dehşet geçti. Hayran. Eytti ki men padişahman bilesin Ömer ibn Hattab dedi. Men padişahman Gassanlı kabilesini paşası. Bu yalan ayakı. Ne dedi hepsi dedi. Evvelki fikir. Dinden evvelki fikirler. Ne dedi hepsi dedi. Ömer radıyallahu anh'a ait ki İnnel İslami kad sevve beynekume. İslam iki oğullarını bir dereceye kilitirip koydu dedi. İslam da sen mi? Bu iki oğullarını sen dedi. İki oğullarını sen. Şimdi Gassanlı emire etti. لقد ظننت يا امير المؤمنين ان اكون في الاسلام اعز مني في الجاهليه من اولاتمن ki İslam'ı kabullesem yana yem hürmetim aşar eken deb aziz bo'lib ketaman deb o'ylabman dedi. Birolar hacga borib keladi desa yana yem mana qabulasan dedi. Hürmet adamı hacga deyişen dedi. Biz ham İslam'ı bazı joyda shunday ushlab qo'yamiz da. Hey İslam'ın maqsadi sa foydasi bor eken deb qo'yamiz. Sal bunday dinimizga musibat kelsa to'xta deymiz. Tashab qosh İslam'ı deymiz. Yani öyle dedi. İslam'ını kabullesem ben yine yem hürmetim aşık edeyim. Gassanlı emiri Cebile indi dedi. Hemen köter çekerek de böyle ben. Bu bir kıl bok balışımı bilmek ben dedi. Şimdi dedi ki ben dedi bu geplerini yığıştır dedi Ömer bin Hattab. Bu geplerini koy. Ya bunu razı kıl ya kasasını alalımız dedi. Şimdi Cebile dedi ki menge bir gün mühlet verin dedi. Ertege kele ertege. Ömer bin Hattab meyle dedi. Erte geçe oylanıp gör dedi. Cebile natoğru kararını kabulledi. Tünde kavmi karındaşlarını yığdı da Kastantiniyye'ye kaçıp gitti. Kaçıp Nasrani dini götüp gitti. Nasrani dini götüp gitti. Ve dünyasını ve ahiretini ziyan kıldı. Dünyası hem yok aldı. Ahirde yalan ayak buldu Kastantiniyye'de. Yalan ayak bu kaldı. Ve dininden hem ayrıldı da keyin kaniydi şu vakitte Ömer menge etken vakitte şunu kıyanım dedip efsuslanıp şiir yazdı. Efsuslanıp şiir yazdı. İkki onu esedinden ayrıldı. Üçüncü etken Nuh aleyhisselamlı kavminin üçüncü etken dinini kabullemesine ilgili şart nimeleri. Üçüncüsü bunlar etkisi ki ma nara lekum aleyna min fadıl dedi. Üçüncüsü ey Nuh biz kabullemeyim seni. Neme geldiyse senler kabullep bizden artık of gitken cayın var mı dedi. Kabullesen bitti cayı artık of geçiş gereği de. Yine et yaptı ki senler dedi kabullegeninden ki imanlı bu geninden kayırın artık cayını körsetçi dedi. Biz hazır ki vaktimizde bir olar namazı başlangıysa bereket olamadı hep soruyordu. Namazı başlangıysa işler yürüşmeyip de yürüş edemi de soraydı. Bir cay artık buluş gerek de bir. Yok hiç neyse bulmayın. Belki yanalayak kap geçişiniz mümkün namaz okup. Lekin Allah razı olan imanlı insan bulas. İşinize mi yürüşmesi mümkün? Hiç neyse bulmasın mümkün. Kızıktır iş. Namaz başlasın işin yürüş edin. Namaz başlasın buna kap olasın namaz.
Allah Ta'ala'nın bu. Musibetler gelişi mümkün. Mene şu üçte sebep ne içti? Nuh Aleyhisselam'ı demek bunlar kabullaşmadı. Lakin davetlerinin tostu, davetlerini işitmeyenler de içti. Şunda hem Nuh Aleyhisselam'a bazı kulak tüketken adamlar tapıla başladı. Şunda bunlar Nuh Aleyhisselam'ı nima kıldı? Padişah sulh kılıp kelişmakçı oldu. Nuh Aleyhisselam ile sulh tüzyetti. Şunda içti ki biz senge ergeşeylik meyli. Şert bilen bir şertimiz var, ergeşeylik. Şertimiz etrafındaki haligi yalan ayak deyipkenlerini pes tabakadaki adamlarını etrafından kuvasan dedi. Şimdi biz senge iman kiltiremiz, işanayını meyli.